normal. Geç buraya normal. Allah'a bekle. Yaşıyor bu. Seni alacağız, tamam, bekle orada. Çiftçi TV ekranlarından, tarım masasından selamlar, saygılar sevgili izleyiciler. Bugün bizim için buruk bir yayın. Tam bir yıl sonra, bir yıl önce birer gün arayla astım felaketi denebilecek depremlere maruz kaldık. Binlerce insanımız deprem şehidi oldu. Ve orada yaşayan insanların dramlarını da paylaşıyoruz. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Milletimizin başı sağ olsun. Aynı zamanda bugün Miraç Kandil Gecesi. Tüm izleyicilerimizin de Miraç Kandil Gecelerini tebrik ediyorum. Bugün süt fiyatlarını konuşacağız. Süt konusunda en önemli isimlerden birisi Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Sayın Tevfik Keskin program konuğumuz. Sayın Genel Başkan, hoş geldiniz tarımcısı. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben de geçen yıl yaşadığımız astım felaketinde hayatını kaybeden şehitlerimize, deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Biliyorsunuz bu gece de aynı zamanda Miraç Kandilimiz. Tüm ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Geride kalanlara da milletimize de tekrar başsağlığı dileyelim. Ve programımıza da başlayalım. Allah bir daha böyle acıları milletimize yaşatmasın. İnşallah. Sayın Genel Başkan, şimdi USK'nın açıklamış olduğu bir referans süt fiyatı var. Bu referans süt fiyatıyla beraber hemen hemen 15-20 gündür de çok ciddi oranda eleştiriler var. Şimdi ben siz çok net konuşan bir SDK liderisiniz. USK'nın ve açıklamış olduğu fiyatın sahada karşılığı var mı? USK'nın açıkladığı fiyata bu kadar tepkiler verilirken serbest piyasada da oturan bir fiyat da var. Evet. Yani serbest piyasa şartlarında oturuyor. Bu kadar tepki verilmesi normal mi? Bunun gerekçesi nedir? Halk, üreticilerde aydınlatmadığım bir problem var. USK'nın ve fiyatların karşılığı var mı sahada? Evet. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunu daha önceki programlarımızda da birlikte çok konuştuğumuz, tartıştığımız, fakat vatandaşlarımızın, üreticilerimizin bir kısmının bilerek veya bilmeyerek anlamadığı veya anlayamadığı veya birileri tarafından farklı anlatıldığı bir konu bu. Konseyin fiyatını ve konseyi herkes farklı anlıyor. Bizim örgütleri de beklentiler yüksek olunca bazen karşılayamıyorsunuz bunları. Karşılamayınca da örgütleri de yanlış görüyorlar. Evet. Ne iş yapıyor diyorlar falan. Şimdi isterseniz eğer biz bu evliyatı da iyi bildiğim için Recep Bey, vatandaşımızın, üreticimizi anlaması açısından bunu biraz geriden alayım isterseniz. Lütfen. Çünkü hafızam biraz geriye gitmesi lazım. Şimdi bu 2007'de biz Ankara'ya seçildiğimizde süt fiyatları, birliklerimiz kurulmaya başladıktan sonra süt fiyatları ihalelerle oluyordu. Orada işte şurada ihale yapıyorlardı falan. Böyle bir dağınık bir yapı vardı. Sanayiciler kimisi alıyor, kimisi almıyor. Şartlara göre fiyatlar işte bazen kimse ihale gerçekleşmiyor falan, böyle bir sıkıntı oluşuyordu. Tabii o zaman da üreticinin bekleme şansı yok sütün. Fakat daha sonra bunlar hep problem olmaya başlayınca bakanlık da buradan rahatsız oldu. Ama o zamanlar Et ve Su Kurumu yok. Konsey yok. Hiçbir şey yok elimizde. Bakanlığın elinde de bir şey yok. Et, biliyorsunuz SEK diye bir kurumumuz vardı. Fabrika, o da özelleştirilmişti. Hiçbir şey yoktu. Üretici çok mağdurdu. Sahipsiz gibiydi sanki. Sonra bu konseyin tarım kanununa istinaden konseyin kurulmasını gerçekleştirildi bakanlık tarafından. Bunun yönetmeliği çıktı.
Ve orada biz yine aktif rol oynadık. O zamanlar da aynı şeyler konuşuluyordu. Konse işte ne olacak? O şu, kimisinin içine gelmiyor, kim? Fakat şurada bir gerçek var. O zaman da ciddi mücadele verdik. Biz kendimiz şahsım olaraktan da olsun arkadaşlarımla birlikte. Ve konseyin kurulmasını, bir masada toplanmasını bakanlıkla beraber sağladık. Ve orada o kadar güzel her şey, konseyden karşılıklı sektörün temsilcileri olaraktan bizler, sanayiciler, bakanlığın hakemliğinde fiyatımızı açıklıyorduk. Ve üreticiye ödenen fiyat şeklinde oradan çıkıyordu. Yani üretici alacağı parayı biliyordu. Bugün olduğu gibi. Sonra tabii konseyin yapısı biraz yönetmekler değişti. Şu oldu, bu oldu. Ve bir tarihi yanlış söyleyebilirim. Süt krizi çıktığında o zamanlar 2007 yanılmıyorsam. 2007'den sonra. Yani o zamanlar tabii 2007'den sonra biraz süt krizi çıktığında bu konseyden çıkan fiyatın içine bizim sanayiciden almış olduğumuz soğutma bedeli, yağ primi, işte tonaj primi, nakliye farkı gibi primler vardı. Sanayici o zaman da o krizden de istifade ederekten dedi ben bu paraları size vermem. Ve o zamanki bakanımıza da bizi şikayet etti. Hı-hı. O zaman ben genel başkan değildim. Evet. Ve o zamanki genel başkanlar hiçbir toplantıda bakan beye bunu hiç söylemediler. Hı-hı. Ben söyledim. Genel başkan yardımcısıyım. O zamanlar ben gitmiştim toplantıya. Bakan bey dedi ya dedi bunu hiç söyleyen olmadı. Ama o günlerde de o işin sıkıntısı çok büyük olduğu için yani sütte kriz olduğu için o konuya pek üstünden geçildi. Fakat o zaman kaybettik biz. Yani örgütlü olaraktan o zaman kaybettik ve bizi de şikayet ettiler. Dediler ki örgütler çok para alıyor. Adı da bu. Yani biz dedim para almayalım. Eskiden olduğu gibi sanayici kendi yapacağı işi yapsın. Biz almayalım. Bunda bir şey yok. Ama orada söylem farklılığından dolayı üretici çok ciddi kaybetti. Ve konseyden çıkan fiyat üreticiye ödenen fiyat dışına çıktı. Yani ne oldu? O dedi fabrikacıların yani sanayicinin vereceği o primler, onlar yapmış olduğu masraflar üreticinin sırtına bindi. Ondan sonra ben 6 yıl gibi süre oldu. Bu 6 yıl bununla uğraştım. Bunu hakkı aramak için. Fakat orada biz yalnız kaldık yine. Yine tek başıma mücadele ettik. Yani ben tek başıma derken benim arkadaşlarımla birlikte yani merkez bile olarak biz orada yalnız diğer merkez birlikleri bir tanesi falan bizimle beraber aynı şeyi savundu. Ve orada hem üretici hem tüketici. Tüketici de mağdur oldu. Yani hatırlarsınız bu Bakan Bey, İbrahim Bey bakan yardımcısıyken 2022 tahmin ediyorum Eylül falandı herhalde. Ya Eylül ya Ekim'di. Orada 7,5 liraydı fiyatımız. Sizler iyi bilirsiniz. Orada 7,5 lira tekrar konseye toplandı ve bizim de talebimizdi. Bilhassa benim talebim. 7,5 lira tamam olsun ama üreticiye ödenen fiyat olsun şeklinde bir talebim vardı. Hatta Cumhurbaşkanı'na yazmıştım ben onu. Çünkü biliyordum. Burada mağdur olan bakanlıkla beraber yani kanunla kurulmuş örgütlerimiz süt pazar örgütlerimiz mağdur oluyorlardı. Neden? Rekabetin önü kapatıyordu. Sanayici kendi nam ve hesabına çalışan süt satanlardan istediği gibi alıyor. Onun rakamını bilemiyorsunuz. Ve çiftliklerden de onlar kendi pazarlığını yapıyorlar. Ama biz üretici örgütleri olaraktan bizim rakamımız belli. 1 lira yukarı çıkamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı vardı. Ve orada ben Bakan Bey'e teşekkür ettiğimde herkes bana üzerime çok fazla geldiler. Yani çok özür diliyorum. Küfür ettiğim bir sürü insan. En çok linçe uğrayan bendim. Sedika lideri de ve sizsiniz. Evet. O zaman söylediğim doğruyu şimdi yine söylüyorum. Siz biliyorsunuz beni yakınan programlardan da. Ve söylediğimiz ve yaptığım hepsi doğruydu. Ve Recep Bey ne oldu? 7,5'tan sonra 10 gün sonra sayın bakan yardımcılarımız, bakanlar hepsi şahittir buna. Biz haklı çıktık ve süt fiyatları 10-15 gün sonra başladı kendinden yükselme. Neden? Örgütlerin rekabet etmenin önü açıldı. Şimdi buradaki sihirli kelimeyi yine açacağız beraber. Ve süt fiyatları 11 liraya kadar çıktı. Hatta yine
Bakan Bey yine bizi şikayet etmişlerdi. Her sefer bu arkadaşların bir amacı var. Ben onlara kızmıyorum. Biz bu işleri iyi anlamamız lazım. Üreticisinin temsilcisi olaraktan bizler bu işi iyi önlemini almamız lazım. Şimdi orada da fiyatlar birden yükselmeye başlayıncaya kadar tabii konseyin üzerinde çıktı fiyatlar. Piyasa var çünkü burada. Konseyin fiyatı ne anlama geldiğini için oraya geleceğiz. 7,5. Arkadan 8,5'a çıkarmışlardı. Ama fiyatlar 11 liraya çıktı. Hatta bizi şikayet ettiler. Orada sanayicinin, bazı sanayicilerin amacı vardı. Şuydu o da, süt tozu ithalatı açmaktı. Amaçları dışarıda süt tozu çünkü ucuzdu. İçeri süt tozu gelsin diye Türkiye'de süt fiyatları pahalandı. Enflasyon var. Ortalık yaygara koparılıyor. Bir sürü şey. Aslında bizim mesela aşırı fiyat istediğimiz falan yok. Büyük çiftlikler vardı. Onlar tabii tonajı yüksek olduğu için, ari çiftlik olduğu için, yağ oranları falan yüksek olduğu için ne yapıyorlar? Fiyatları yüksek satıyorlar haklı olaraktan. Şimdi onun o fiyatı alıyorlar, 3 ineği olan fakirin fiyatıymış gibi lanse ediyorlar. Aslında işin perde arkasında süt tozu ithalata açmak vardı. Biz biliyoruz bunu. Ve bakanlık buraya gelmedi. Gelmedi ve 10 gün sonra tekrar Recep Bey, nasıl yükseldiyse fiyatlar, 10 gün sonra başladı geri gelmeye. Şimdi Konya bölgesinde neden? Çünkü başaramadılar. Şimdi buradaki şey, tabii insanlar konseyden ve üretici örgütlerinden aklı olaraktan beklentileri yükseliyor. Şimdi konseyde ki açıklanan bu fiyat Recep Bey, bu ne anlama geliyor? Taban fiyat anlamına geliyor. Yani çiftçilerim, üreticilerim anlaşılması açısından. Konseyin fiyatı, herkesin bu fiyattan süt satacak diye bir şey yok. Şimdi o esas doğru noktaya geldi konsey. 2022'nin Eylül ayından beri. Peki Sayın Genel Başkan, şimdi ben net konuşmaya çalışan bir gazeteciyim. Sizin USK'nın açıkladığı fiyatın aslında sıcak süt fiyatı olması gerektiğini savunuyorsunuz. Evet. Diğer birlikler, kooperatifler de soğutulmuş bedellerle beraber giydirilmiş rakamın açıklanmasını isteniyor. Buradaki yapılmak istenen de siz ifade ettiniz. Neden siz bu konuda yalnız kalıyorsunuz? Üretici birlikleri veya diğer SDK'lar bu yaklaşımı bilmiyorlar mı? Şimdi tabii onları ben anlamış da değilim. Bir sürü arkadaşlar beraber konuşuyoruz. Onlar da üreticiler. Üretici olduğunu biliyorum birçoğunun. Art niyette olmadığını tahmin ediyorum. Fakat Recep Bey, daha önce dedim ya, biz konseyi de kurduk. Konseyde de o zamanlar 5 yıl böyle gitti. Sonra fırsatçılık yapılıp sistem değiştirdiler. Hep mücadele ettik ama orada yalnız kaldım ben. Yani biz de şirin gözükmek için insanlara şimdiki rakamlarla konuşuyorum anlasınlar diye 15 lira derdik. Yani 15 lira açıklansın derdik. Veya işte ne bileyim ben, bunun üzerine şu kadar prim alıyor derdik. Mesele o değil. Mesele bu konseyden çıkan fiyatın taban fiyat olduğu ve bakanlığın verdiği mesaj, eğer bu fiyattan aşağı süt fiyatı düşerse ben müdahale edeceğim anlamını taşıyor. Yani 13.50'nin sadece sıcak sütün süt tozu müdahalesine geldiği noktada aslında işe yarıyor. Şimdi orada kriterler var. Bizim orada çok hassas davranıyoruz. Bizim arkadaşlarımız orada. Her dizyen başına işte 200 lira TL gibi yağ oranları var. Onları hep açıklattırıyoruz. Bunlar çok önemlidir bakın. Vatandaş, belki üreticilerimiz anlayamıyor. Şimdi bu 13,5 lira, şunu da söyleyeyim. 13,5 lira, bir de şunu yaptık Recep Bey. 13,5 lira üreticinin cebine girecek net para. Bak, müstahsil de değil. Müstahsil de dersek 13.750 o rakam. 13,5 artı 25 kuruş falan müstahsil masrafı vardır. 13.750'dir o rakam. 13,5 değildir. Bizim ısrarla orada savunduğumuz üreticinin cebine gelecek para net para. Yani benim vatandaşım, bunda bir ayıp yok. Bu yanlış bir şey değil. Bizim vatandaşımız cebine girdiği paraya bakar. Yok müstahsil mi? Yok Bağkur kesin şu bu, buna bakmaz. Kardeşim, benim cebime kaç para giriyor, ona bakması lazım. Şimdi bizim orada bakanlıkla beraber konuştuğumuz, üreticinin cebine girecek paradan
süt dozu müdahalesi olsun. Yani yarın öbür gün süt dozu müdahalesi başladığı zamanlar bunun üzerinden yapılacak bu hesap. Olay bu. Şimdi TİGEM'in ihaleleri var. Biliyorsunuz. Şimdi oraya gelelim Sayın Genel Başkan. Şimdi süt fiyatı neden baskılanıyor diye belki sizinle veya diğer SEDEKA liderleriyle yaptığımız programlarda hep konuşulan konu bu. Süt fiyatları neden baskılanıyor? Yem fiyatları ve diğer girdiler serbest piyasa şartlarında oluşurken süt fiyatları baskılanıyor ama devletin bir kurumu TİGEM. USK'nın açıkladığı referans fiyatın üzerinden ihaleyle ki siz şimdi bahsedeceksiniz çok yüksek bedellerle sütünü satıyor. Bu bir tezat değil mi? Aynen. Şimdi zaten şimdi hep mücadele ettiğimiz yalnız kaldığımız nokta burada devletin de TİGEM'in yapmış olduğu ihalelerde sonuçlar bize haklı çıkıyor. Olması gereken bu. Yani çiftlikler yapıyor. TİGEM ihaleleri bu şekilde yapılıyor. Niye biz öyle yapamadık? Niye kalmadı? Bizim savunduğumuz bu. Bizim arkadaşlarımız niye bunu savunmadılar? Yani bu TİGEM ihaleleri benim burada evraklarım var. Konsey fiyatı üzerine %38, %42, %52, %60 yani şu anda 20-21 lira olan çiftlikler var. Yani o da TİGEM. Devleti TİGEM'i, şirketi. Niye fiyatlar aynı değil hepsi? Kimisinin tonajı yüksek, kimisi Cersey çiftliği, yağsı yüksek, kimisinin tonajı yüksek. Şimdi bundan dolayı onlarda bile fiyat farklılığı var. Şimdi bizim burada konseyden çıkan fiyat 13,5 lira üzerine farklı farklı yüzdeler almışlar rakamlar. Şimdi bize de aynısı oldu Recep Bey. Bizim savunduğumuz buydu zaten. İstediğimiz de buydu. Şimdi 13,5'un üzerine bizde de 1,5 lira alan var, daha fazla alan var. Kendi bize bağlı olan çiftliklerimiz var, tonajı yüksek olanlar var. Şu anda 13,5 ödeyecek var, 15 ödeyecek var, 14,5 ödeyecek var. Yani çeşit çeşit rakamlar var. İstediğimiz buydu zaten. Ama eskiden ne yapıyordun? Diğer TİGEM ihaleleri gibi çiftlikler aynı şekilde yapıyorlardı. Biz konsey fiyatına bağlı kalıyorduk. Yani bu soğutma bedeli dediğimiz masrafların, soğutmak için yapmış olduğumuz masrafların alamıyorduk biz. Bizden, çiftçiden çıkıyordu bu para. Bu da ciddi çiftliklerle aile işletmelerinin arasında ciddi bir rakam, hani makas açıldı. Örnek veriyorum. Şimdi eğer 15'in üzerinden soğutma bedelleri gitmiş olsaydı bugün işte TİGEM örnek verdiği için söylüyorum. 1,5 lira daha fazla alacaklardı. Biz ne yapacaktık Recep Bey? 15 liranın içinden kesip 13,5 ödeyecektik insanlara. Ya yine 13,5 alacaklardı ama. Evet. 3 lira bir makas aralığı var. Düşünebiliyor musunuz? Yani benim üreticilerim, ufak aile işletmelerim bugünkü parayla 1,5 lira 6 yıl cebinden para gitti. Benim mücadelem bu. Yani ben de şirin gözüm gözükmek için 15 lira işte şakır şakır ama yarın sabah üretici para ödediğin zaman 13,5'ten cebine girdiği zamanlar Recep Bey o insanlar bize lanet okuyacaklar. Evet. Bu arada sevgili seyircilerimize de hemen söyleyelim. Ekranları başından bizi izleyenler eğer soru ve yorum yapmak istiyorlarsa hem Çiftçi TV'nin hem de Recep Cingöz resmi Facebook sayfalarından orada da eş zamanlı olarak yayınlanıyor tarım masası. Hemen oradan sorularınızı ve yorumlarınızı Facebook üzerinden sorabilirsiniz. Bu arada ağır bir gribal enfeksiyon geçiriyorum. Bu nedenle sesim biraz bozuk, kusura bakmayın. Şimdi Sayın Genel Başkan, burada isterseniz şu bakanlığın verdiği çiğ süt desteğini de hemen konuşalım. Şunu ondan sonra problemleri konuşalım. Buyurun. Şunu sen. Konseyin şeyini bitireyim isterseniz, müsaade ederseniz eğer. Şimdi konseye üreticilerin konseye yüklenmeleri yani birileri tarafından konseyi kötü belirlemeleri veya suçluymuş gibi göstermeleri ben kasla kabul etmiyorum. Çünkü neden? Konseyde bakanlığın kurmuş olduğu bir kurumsal yer. Oradaki yapacağı görev belli. O zaman USK mı kendini anlatamıyor? Şöyle, birileri işine gelmiyor. Bakın ben şimdi savunuyorum. Yani tamam
konseyin kurucusuyuz. Biz niçin kurduk konseyi madem biz? Neden kurduk? Konseyin yönetmeleri değişir, farklı olabilir. Bu başka bir şey. Ama konsey bugün dün olduğu gibi bugün de faydalıdır. Tartışabilirsiniz. Ama konseyde daha önce sektör temsilcileri karşılıklı olaraktan iyi veya kötü fiyat açıklanırlardı, çabuk hareket ediyorduk. Ama şimdi gıda komitesi olduğu için Recep Bey, gıda komitesinden bakanlık ne yapıyor? Bakan Bey'e biz gidiyoruz. İşte yem fiyatları arttı. Ben yılbaşından önce gittim. Görüştüm. Yani normal stabil gidiyordu her şey. Ve orada yeme biliyorsunuz %20 civarında bir yem zam geldi. Ve hemen gittik. Bakan Bey sağ olsun randevu verdi. Bir saat konuştu kendisiyle. Ve çalışacağını söyledi. İşte çalıştılar. Gıda komitesine taşıdı. Yani bakanlığın da tek başına yaptığı bir şey değil burada. Yani davul bakanlığın omzunda ama tokmak gıda komitesi. Şimdi gıda komitesinden çıktıktan sonra referans fiyat olaraktan tavsiye ediliyor konseye. Konseyde açıklıyor referans fiyatı. Yani tavsiye fiyatı bu. Gıda komitesi tavsiye ediyor bunu. Şimdi benim hep söylediğim, ben gene söylüyorum. Bu fiyatı, yani bu tavsiye fiyatını gıda komitesinden çıkarmamız lazım. Bakanlığın muhtesine bırakmamız lazım. Bunun bir sürü sebebi var. Birinci sebebi, çabuk hızlı hareket etmemiz lazım. Kesinlikle. Şimdi burada ne yapıyorsun? Fiyat çalışıyorsun. Biz gidiyoruz Bakan Bey'e. Bakan Bey gıda komitesine toplandı, toplanmadı bir sürü şey. Ama sonuçta devletimizin verdiği karar, yani herkesin bildiği bir şey vardır muhakkak. Ben bir şey demiyorum. Bazen üreticiden memnun edemiyorsun veya olmuyor. Ama şu geldiğimiz sistemle birlikte Recep Bey, şu anda insanlarımız anlamaya başladı. Bizim söylediklerimizi anlamaya başladı. Ve buradan tekrar söylüyorum, konseyin de bir suçu yoktur ki görevlerini yapıyorlar. Bakın, onlar görevini layıkıyla yapıyorlar. Ve birileri kendi yapamadığı işleri konseyin üzerine yıkıp kendi hatalarını örtmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Süt fiyatları noksansa, azsa bunu savunacağız, söyleyeceğiz. Bakan Bey'e gideceğiz. Desteklemeyi artmasını isteyeceğiz. Şimdi geleceğiz oraya herhalde. Onu isteyeceğiz. Ama bir başkasını veya ben nasıl diğer bir örgütü suçlamıyorsam, diğer bir örgütü suçlamıyorsam, onlar konseye suçlama anlamı yok. Çünkü suçlayanlara bakıyorum. Kendileri de görev yaptılar konseyde. Bir sürü arkadaşım, genel başkan, biz seçtirdik. Yani orada konseyde seçme ağırlığı bizdedir. Yani bir yerde onlar da olsun diye biz onlara yol verdik. Fakat bakıyorsun sonradan insanlar farklı hale geliyor. Üreticiye zarar vermeye başlıyorlar. Ve tekrar söylüyorum sizin vasıtanızdan. Yani burada bütün örgütlerin aslında örgüt kalabalığı var gibi gözüküyor. Ama örgüt yetki karmaşası var burada. Yani sen şimdi ıslahçılar bırakmışlar ıslahı, süt işi yapmıyorlar. Olmaz. Bak dışarıdan. Peki bu eleştirilerde haklılık payı nedir? Damızlık birliklerinin esas görevi ıslah diyorsunuz siz. Yalnız damızlık birlikleri de işte bu Türkiye genelinde bakılırsa bir elin parmaklarını geçmez. Hem ıslah hem de diğer iktisadi işletmelerle iş yapanlar. Mesela bir Konya örneğini verecek olursak, Konya sıcak süt cennetiyken şu anda soğuk zincir damızlık birliğiyle sağlandı. İslah yapmalı ama diğer işte hayvanların tırnak bakımıdır, gebelikte ultrasonla muayenedir, kulak küpeleridir. Bu hizmetleri de vermesi gerekmiyor mu sana? Gerekiyor. Zaten şimdi biz beraber hareket etmemiz lazım. Yani bugün dışarıdan ithal hayvan getirmememiz lazım. Biz süt birlikte olarak damızlık birliğiyle çalışırız. Islah konusunda ne yaparız? Onların düvelerini eskiden öyle yapılıyordu. Evet. Ben damızlık birliği üyesiydim. Ve başkanlar gezip ağırlığından ben çok düve verdim. Şimdi yine aynı şey yapabiliriz. Birlikte yaparız. Bunda bir şey yok ki. Yani bu kolektif çalışmayı gerektiren bir pozisyondasınız. Aynen. Ben üreticini veya örgütü, ben hiçbir örgütü kötülemem katiyen. Kooperatifler olsun. Ama biz birbirimizin alanına girdiğimiz zamanlar birileri faydalanıyor buradan. Şimdi ne oluyor? Süt pazarlama yetkisi, kayıt yetkisi, onlar kalite, bizde olması lazım bunlar. Sütü toplama demiyorum bak Recep Bey, yanlış anlaşılıyor. Sütü damızlık birliği toplayabilir ama Konya'da ne olur? Bir yerden pazarlarsın sütü, rakam güzel çıkar. Üretici lehine olur. Ama hepimiz birden biz
İşte oradan farklı ses, buradan farklı ses çıkarsa bu pazarlama noktasında ne olur bu sefer? Birilerinin işine gelir. Üreticinin aleyhine olmuş olur mesela bu işler. Bununla ilgili yine bir örnek verecek olursak sütlerin pazarlanması da burada merkez birliğine bağlı birlikler fabrikalarla anlaşarak süt veriyorlar. Mesela Konya'da sizin süt birliğinizin direkt süt toplayıcılar var. Bunlar fabrikalara veriyorlar. Ve USK'nın açıkladığı fiyatın fiyat üzerinden satılıyor. Burada işte Konya'da 3-5 tane böyle çok süt toplayan oluşum var. Beraber hareket etmek yerine orada da çok değişik işte, fiyatlar var. Yani işte. Mesela Süt Üreticileri Birliği'nin en yüksek fiyatla satan birlik olmasını ben şahsen düşünürüm. Bu neden oturtulmuyor? Ya şimdi işte parçala yönet, yani alt dilde konuşalım, parçala yönet meselesi oluyor. Serbest piyasa oluyor. Ki bu soğutma bedeli masrafları dışarı çıkmadan önce daha sıkıntılıydı bu iş. Şu anda daha iyiyiz. Yani benim işte Konya'daki bir birliğim sütü çok biraz daha pahalı satabiliyor. İşte öbürkünün sütü kalite düşük, biraz daha ucuz satabiliyor. Farklı farklı rakamlar mesela var. Mesela Karapınar müthiş derecede etkili satıyor. Şimdi burada zaten örgütlere de geleceğiz. Hı-hı. Şimdi burada da bizde de kendimizi eleştireceğiz. O zaman şöyle yapalım Sayın Genel Başkan. Kendimizi eleştireceğiz. SDK'lara üreticiler, SDK'ları, birlikleri, odaları neden yetersiz görüyor diye bir soru başlığımız var. Onu orada konuşalım. Konuşalım. Şu süt desteği şu anda ne bekliyorsunuz? Evet. Şimdi tabii bundan sonra bundan sonraki fiyatlar açıklandı. Konsey açıkladı. Her şey net, şeffaf bir şekilde anlamıştır insanlarımız. Hı-hı. Yani bir diğer bir örgütü veya konseyi kötülemenin falan hiç anlamı yok. Asla. Yani bir de şu sıkıntısı var bizim. Görünmeyen bir sıkıntı. Çalışıp da konuşanlarla yazıp da konuşanlar aramızda bir şey var. Biraz anlaşamama var. Yani biz şimdi sağdan geldiğim için ben öyle öğrendim. Hı hı. Yani yazarak kitapta biz öğrenmedik bu işi. Onun için biraz oradan da ben zorlanmış olabiliyorum. İnsanlar bizi vatandaş anlayabiliyor. Ama birileri anlamıyor. Ben kesin. Anlamıyor. İşine gelmiyor veya. O birilerini açmak gerekirse. Ya şimdi onları boş ver. Kimler? Yani onları söylemeyelim de. Yani hepsi bizim arkadaşımız. Veya işte büyük işletmeler. Şunlar bunlar. Yani onu gerek yok. Anladım. Yani onları kendilerine göre. Ben hiç ne sanayiciye ne onlara asla karşı değilim. Bakın. Mesela şununla ilgili hemen şu sözü söyleyeyim. İzmir Tarım Fuarı'nda bir firmayla görüştüm. Yem fiyatlarını dedim ya bu süte zam geldi. Sizin hep zam yaptığınız konusunda eleştiriler var. Bu hafta da Sayın Keskin program konuğumuz. Bu yem fiyatlarını siz süte zam geleceği zaman hemen artırıyor musunuz diye sorduğumda onlar dediler ya yem fiyatlarını biz süte zam geldi diye artırmıyoruz. Biz bir yemde süt kullanmıyoruz ki sütle beraber yem fiyatları artsın. Burada işletmelerin süt verimli artırılmalı dedi. Ve sizin için de Tevfik Bey dediler bal yapmayan arı gibidir. Eleştirisi sağ geldi. Olsun, sağ olsun. Bunu bir yem sanayicisinden duymak size ne düşündürüyor? Ben gerçekten teşekkür ederim size. Bu normaldir. Yeter ki benim üreticimden gelmesin de onlar biz anlayın. Yani sanayiciler pek sevmeyebilir. Ben çünkü onlarla çalışmıyorum. Evet. Arkadaşım hepsi. Yani benim söylemde. Ya onlardan böyle bir eleştiri gelmez sizin madalya mı oluyor? Eyvallah. Yani çünkü yemcileri ben eleştiririm. Ki haklıyız. Yani onlar da haklıdır. Ben bir şey demiyorum. Fakat onlar istediği zaman fiyatı güncelleyebiliyor. Bu açık ve net. Bir de arz talep meselesi var burada. Hiç kimse başka yere çekmesin yani bu işi. Hı-hı. Yani ne buğdaya zam, neye zam geldi ki hemen sen yapıyorsun? İşte işçilik maliyetleri diyecek, şunu diyecek, bu diyecek. Yani sanayicimiz bir şekilde bunun kılıfını buluyor yani. Tamam, onlar satarken de kendi fiyatını belirliyor, alırken de kendi fiyatını belirliyor. Süt sanayicisi de, yem sanayicisi de. Şimdi üretici var burada. Ben üreticinin tabii ki söyleyeceğim yani. Onların işine gelmeyebilirim ben yani. Gelmeyeceğim yani zaten. Yani süt verimliliğinin artırılması için tamam çalışmalar da, yapılması işte, lazım. Tamam diyorlar. Doğru, biz onu biliyoruz. Şimdi süt verimliliğini arttırmam lazım. Bir inek 25-35 kilo vermesi lazım. Ama inek 35 kilo verince de bir sürü arkasından bir sürü hastalıklar geldiğini de çok iyi biliyorum. Bakın
Çok vermekle de olmuyormuş. Hayvan iki laktasyonda bitiyor işi. Şimdi bak o da iş değil. Yani buna dikkat etmek lazım. Yani bu çok derinlemesine, biz bunları hepsini açmayalım. Ben biliyorum bunları. Şimdi onu bana hiç kimse öğretmesin o işi. Yani sen çok verim alacak, tamam alalım ama hayvanı bitiriyorsun. O fakir iki tane, üç tane inek bakıyor. Sen şimdi o veteriner parası, ilaç parası, onun haricinde herkes para kazanıyor. Yemci kazanıyor, sütçü kazanıyor, veteriner kazanıyor, ilaççı kazanıyor. Kardeş, ben onu savunuyorum. Ya şimdi bana o yemci öğretmesin yani, bana akıl vermesin. Uğraşan benim, Recep Bey. Üç tane inekle adam geçinmeye çalışıyor. Ben onun peşindeyim. Yoksa adam bin tane hayvanı var. İşte Allah versin. Daha çok olsunlar. Onlara asla, onlar profesyonel çalışıyor. Yani burada bir de benim baktığım çerçeveden bakınca siz aslında küçük üreticinin bakış açısından konuşuyorsunuz. Tabii ki yani. Ama siz de sosyal medyadan hem küçük aile işletmeleri de çok eleştiriyor. Büyük şirketler de eleştiriyor. Siz neden kimseyi mutlu edemiyorsunuz? Şimdi şöyle, yani benim tabii bizim kendi birliklerinden ben bir baktım bir gün arkadaşlar, dedim ki ya bir bakın bakalım, bizi eleştiriyorlar da bizim hatamız nerede? Şimdi soruları da okuyacağım. Tabii, orada da yorumları göreceğiz. Hatalarımız nerede? Bir baktık ki bizim, benim kendi üyelerimde hiç yok, biliyor musunuz? Benim üyelerim dışında kooperatiflerden, damızlıkların, büyük çiftliklerden yönlendirilen arkadaşlar var. Hayvancılıkla alakası olmayanlar var. Farklı bakanlar var. Böyle çıktı karşımıza. Yoksa benim şimdi öyle birliklerim var ki, ben mesela onları da eleştireceğiz biraz sonra. Çok iyi çalışanlar var, çalışmayanlar var. Onlarla uğraşıyorum. Yani orada işinde kanun var. Adam seçmiş bu birlik başkanını. Benim yani iyi insan seçemediyse veya oradaki insanı sen takip etmedikten sonra ben ne yapabilirim ki yani? Böyle şeyler de var. Yani bu pazarlama teknikleri çok farklı Recep Bey her yerde. Yani bunlar bütün birlikler de farklı bizim yani. Öyle kolay değil. Mesela burada WhatsApp'tan gelen soruları şimdi okuyacağım. Oraya geçeceğim. Şu konuya hemen bir 3-5 kelimeyle değinelim. Sütlerini birlik üzerinden pazarlamayan üyelerin çıkarılması gibi bir olay geçenlerde, evet, Meram Süt Birliği'nde konuşuldu. Ben de programa Sayın Başkan'ı davet ettim bu konuya açıklık getirilmesi için. Şöyle bir gelen yorumlar da oldu. Bu yasal olabilir ama ahlaki değil görüşü savunuldu. Siz bir genel başkan olarak, süt üreticilerinin genel başkanı olarak bunu yasal ama ahlakidir de diyebilir misiniz ya da ahlaki değil mi? Şöyle, yasal olmayan bir şey ahlaki demek doğru değil. Bir kere yasal değil. Yasal şimdi, değil mi bu? Hangisi? Bu birlik üzerinden sütünü pazarlamayanların çıkarılması yasal. Ahlaki mi? Ya şimdi bu yasalsa, ama her yasaldan ahlaki ya şimdi, tamam, olmaz. Tamam, bakın anlatacağım. Tamam, lütfen, belki buyurun. Dışarıdan baktığınız zaman ahlaki değil ama oradaki bir kere kanun var. Bir. İkincisi tüzük var. Tüzük kurallarına uymazsan gereğini yapmak zorundasınız. Üçüncüsü ne var? Sözleşme yapıyorsun i̇şte sanayicide. İşte sözleşmedeki taahhütten yola işte çıkıyor. Evet. Sanayicide taahhüt yapıyorsun. Sen şimdi burada 5 kişiyiz. 3 kişi vermezse ben nasıl tutacağım sözümü? Sonra sen neden İyi olunca da birlikten de kötü olunca da başka tarafa gidiyorsun. Şimdi üyeler ama orada yakışmaz. Da şöyle bir olay var. 13,5 liralık bir fiyat var şu anda. Sen benden 13,5 alıyorsun ama bir başka yere ben 15,5'tan satıyorum. 2 lira fark var arada. Bu bir orada şu sebep olmamalı mı? Orada şu olabilir Recep Bey. Sanayicinin bir oyunu olmuş olabilir. Sanayici bu insanları bazı yerlerde bu oldu. Kullanıyor bunları o birliği, örgütü dağıtmak için. Çok yerde oldu bunlar. Ama bizim üreticilerimiz, bakın birliklerimiz kanun ne emrediyse onu yapmak zorunda. Ben de yapıyorum onlara. Benim arkadaşlarım hepsi. Ben de mesela şartlarını tutmazsa üyelikten geçici olarak ihraç ediyorum. Sonra bizim kanun o kadar şeffaftır ki üyelikten istediği zaman çık, istediği zaman gir. Nasıl yaparsan yap. Yeter ki oraya uy. Ve bir de şu var. Sadece bizim aidat ödemekle yükümlü. Hiç başka sorumluluğu yok. Bütün sorumluluk yönetim kurulunda, biliyor musunuz? Yani üretici parasını alamadı. Bir şey oldu sanayici, üretici direkt şeyden yönetimden tahsil edebilir parayı.
Evet. Böyle sorun mu? Kooperatifler ödüyor mesela. Girelim mi sosyal medyadan sorulara? Buyurun. Evet. Tabi burada da çiftçiyi lince de uğrayacağız gibi olsun, geliyor. Olsun, olsun. Bizim alıştım buradaki onlara. Birlik başkanı fabrikacıya çalışıyor demiş i̇şte, Cemal Akarsu. Şimdi buyur işte. Şimdi ben bilmem yani şimdi oradaki insan. Neresi bilmiyorum ama. Ya söylemeyelim şimdi neresi hı-hı olduğunu yani isim de vermeyelim. Şimdi oradaki üyelerimiz arasında bir problem vardır. Kızabilir. Oradaki arkadaş yani ben öyle olmaması gerektiğini ve öyle bir şey de varsa da ayıplarım. Yani süt üretici birliği fabrik sanayiciyle dost olmamalı. Şöyle bakın dostluk farklı bir şey. Ama hak arama konusunda eğer öyle bir şey varsa çok ayıp. Evet. Neden biliyor musun Recep Bey? Eğer ben 2005'te ben birlik başkanı oldum Haylebolu'da. Eğer 1 lira bak 1 lira üreticimin hakkını yediysen bu vebali ben taşıyamam. 1 lira. Şimdi kanun emretmiş. Kanun yetki vermiş sana. Genel kurul yetki vermiş. Maaşı var. Para eğer çalışıyorsan maaş alabiliyorsun. Hı-hı. İkram giderim var. Tamam mı? Misafirin geldi. Yemek ısmarlayabilir. Bizim bu dinimizde de var. Sende de var, bende de var. Olmasak da varız. Bunlar var zaten. Benim adıma çalış demiş sana üretici. Sen gidip de benim hakkımı gayri resmi bir şekilde kendine hak çıkarıyorsan bu çok günah. Bunun vebalini biz asla ödeyemeyiz. Bakın çok bu, tehlikeli bir şey. Bu duruşunuz önemli. İsmet Karaman yazmış. Selamünaleyküm Recep abi. Maliye Bakanlığı'nın elindeyken sektör kimse bir şey yapamaz. Başkana sorar mısınız? Sütün fiyatı ne zaman belli olacak demiş ama hangi fiyatı soruyor? Bu şeyden yanılmıyorsam Karaman'dan mı? Veya Aksaray'dan olabilir. Evet. Olabilir. Ya yani sütün fiyatı şu anda 13,5 ama dediğim gibi taban fiyat bu. Bunun üzerine primler alınıyor ve kalite düşükse aşağıda da gidiyor. Mesela geçen şunu da konuşabiliriz Recep Bey. Yani sanayicinin az olduğu yerde bir de örgütlenmenin zayıf olduğu yerde fiyatlar biraz düşük. Hı hı. Yani eğer tonaj düşük olduğu zaman örgütlenme de yoksa tabii ki oradaki insanları biraz sanayiciler mağdur ediyor. Şimdiden sonra da yani bugün geldi, dün geldi hatta bir birlik başkanım dedi. Dedi 11,5 alıyorlar bizde dedi. Konsey fiyatı bile uygulamıyorlar dedi. Dedim bana şey yap. Hangi firmalarsa bana gönder. Gönder. Biz ona bir bakalım. Yani niye? Çünkü biliyorsun fiyat düşüreceği zaman sanayicilerimiz tabii herkes değil yani. Bunlar fiyat düşüreceği zaman ya süt kalitesi anlıyor der, ya asit der, ya bilmem ne der, şu der, bu der. Öyle mi? Gerçekten öyle mi? Gerçekten de bizde mi kabahat? Ona bakacağız. Eğer öyle süt konsey fiyatının altında rakamlar başlarsa yayılmaya, o zaman süt tozuna bakan bey söyleyeceğiz. Süt tozunu açacağız ve yani, nokta müdahalesi. USK'nın açıkladığı rakam süt tozu noktasında bağlayacağım. Tabii, oradan. Esas oradan bir bakılması gerekiyor ama üretici buradan bakmıyor. Şimdi Engin Erdoğan yazmış ama Engin Erdoğan'ın ben yorumlarını da her programda yazıyor sağ olsun ama hiçbir birlik başkanından mutlu değil. Sizi de biraz şovmen olarak nitelendirmiş. 20 haftada 50 TL zam alıyor. Süt bedavaya gidiyor. Bir bardak çay 5 TL. Bazı yerlerde 10 ve katları. Bir bardak çay 25 gram gelir. 1 kilo çay 40 bardak yapar. Onu da işte hesap yapmış. 40 x 5 200 TL gelir. Siz çıkın hesabını. 1 kilo şeker, küp şekerde 362 tane var. Bir çay kaç lira? Süt maliyeti buna göre hesap yaparsanız çıkar demiş. Evet biraz karışık bir hesap yapmış. Ya şimdi tabii biraz değişik şey geliyor ama şimdi gerçekten hayvancılık meşakkatli bir işte Recep Bey. Yani köydeki üreticilerin azalması bundandır. Eğer bu meşakkate göre, bu zorluğa göre eğer para kazanamazsan kimse durmaz. Mesela Antalya'da bir toplantı olmuştu geçen. Onu da konuşuruz. O bir başlık olarak açacağız onu. Evet. Şimdi orada da mesela yok kızlar işte çocuklara kız vermedi. Ya bunlar işin bahanesi. Yahudi taktiği. Ne yönden? Yani insanları sapıtma bir yerde. Yani insanları başka türlü düşünme. Çobanlara kız vermiyorlar. Sen ya abi başkan. Yok öyle bir şey. Sen şimdi ben para kazanayım. Ben Anadolu'yu dolaştım. Ya tamam da. Anadolu'da hayır, çobanlara kız vermiyorlar. Tamam bakın. Şimdi çoban güzel bir kelime. Kötü bir şey değil o. Ama biz onu kötüleştirdik. Yanlış yaptık. Yani Amerikalı kovboya kovboy deyince mesela burada bir vatandaşa da
hey kovboy desen mutlu şimdi oluyor ama çoban deyince anlamıyor. Ya çobana kızvarmazsan, çobanın maaşı düşük olursan, çobanın bir tane belgesi olmazsa, çobana hiçbir şey konuşma hakkı vermezsen ne olur? Kötü olmuş olur. Evet. Şimdi değersizleştirmiştik biz bir kere. Sen şimdi eğer o insanlar gerçekten ciddi para kazansa o uğraşmaya göre, ya niye bugün yollar var, hele gene bu zaman, hadi tamam eskiden bir şey demiyorum. Hı hı. Sen yarım saatte 40 kilometre yol gidiyorsun Recep Bey. Adam akşam gelir gider, yani bunda bir şey anımınla gider gelir. Yapanlar var çünkü. Ya bu çok çoban yani, başlığını açtığımızda bu konuyu konuşalım. Yani şimdi, kısa kısa cevaplar verelim şu yani sosyal medyaya. Bu şey insanların yani böyle bir yerde küçümseme mi diye veya işte bir şey bir mana bulacaksın ya. Onun gibi bir şey bu. Ya ben onu çok kabul etmiyorum. Gençlerin köyde yani kalmasındaki ama evlilik de önemli. Yani bütün tabiat abi, o aileye bütün canlılarda bu var. Mesela belgesel izlediğinizde bütün kavgaların sebebi evlilik. Dolayısıyla evlilik önemli. Onu da çoban başlığını açacağız. Başkana sorar mısınız? Bu kesilen hayvanlarımızın sadakatlarını, kelle ve derilerine neden hiçbir bedel ödenmiyor demiş. Şimdi onlar iyi bir konuya değmişti aslında. Benim bir rahmetli büyüğüm vardı. Sordu bana. Bir gün gittim. Nasıl gidiyor bu işler? İşte şöyle oldu. Böyle dedi. Büyükler var. Rekabet bu şekilde olduğu sürece ufaklar para kazanamaz. Ufaklara para kazandırılmaz. İşte büyüklerin altında ufakta ezilir. Hem sanayici açısından hem üretici açısından. Dedi eskiden ki öyleydi. Ben de hatırlıyorum. İki köyde bir mandıra vardı. Ufak işletme vardı. Hı hı. Koyunun yapağı para yapardı. Bilir misiniz? Yapağı. Evet. Kuzunun derisi para yapardı. Benim akrabam vardı. O da rahmetli oldu. Kasap. Ya derdim dayı derdim ya nasıl bu? Yani kestiğin paraya yani karkas kesiyorsun ya üreticiden. Kasapta sattığı aşağı yakın yakına. Nasıl para kazanıyorsun diyordum yani. Çok yakın yakına bu. Derisi kalsın bana yeter diyordu. Bak deri ne kadar para yapıyormuş. İşte bu sakat da bunun içinde. İyi bir konuya değmiş. Ya sakat şimdi bunlar bu, üreticinin hep kayıplar görünmeyen birilerine para kazandıran mesela sistem. Kuzuda da büyük ciddi başta da ciğer etten daha pahalı. Tabii. Kuzularda işte bağırsakları etten pahalı. Ki bunlar atılmıyor bak ha. Şimdi çıkarıyorlar hepsini. Bunlar ekonomiye kazandı. Yağsız da kesilir hayvan. Mesela yağsız kesim dersin mesela. Yağlı kesim, yağsız kesim. Yağlı kesimde fiyat bu. Sen şimdi yağı ayıklıyorsun da ne yapıyor? Atıyorlar mı dışarı? Yok. Hiç asla atılmaz. Hayvanın bir tanesi bir şey atılmaz. Ne ciğer atılır, ne bir tarafa atılır. Derisi hiç asla. Ama burada da üreticiye faydası yok. Evet, %8 kargastaki yağ oranı bildiğim kadarıyla. Ama bir ara Sayın Fakir Baba döneminde ucuz et vereceğiz diye %30 yağ oranıyla evet, kıyma da satıldı. Evet. Şimdi Adil Ölmez yazmış. Bunlardan bir şey olmaz. Sen üreticinin hakkını savunuyorsan o koltuğu terk etmelisin ya demiş işte size. Bu tür çok yorum var. Bunu da okuyacağım. Başka okumayacağım ama hemen hemen aynı bu tür gelen soruların şeyi. Siz koltuk sevdalısı yok, mısınız? Yok şöyle. Ya bu koltuk size ne kazandırıyor? Yok şöyle. Bu gözden bakarsak. Şimdi benim bir sürü görevim vardı. Bir zamanlar bunlar konuşuluyordu. Hı hı. Onlar hepsini ben hep bıraka bıraka geldim. Yani koltuk sevdalısı olsam bırakmam. Niye? Zorla kimse kimseye bir şey bıraktıramaz. Bu arkadaşımızın söylediği de yanlış. Belki o seçimle hiçbir yere gelmiyor. Seçimle ne gelmenin ne anlama geldiğini de bilmeye olabilir. Ya seçim çok zor bir süreç. İşte onu bilmiyor. Bu vebalin ne olduğunu da bilmeyebilir o. Ciddi bir mücadele veriyorum burada. Ve bir hafızam var. Geçmişte anlattık. Konseyin kuruluşundan bir mücadele ediyorum. Hı hı. Görünmeyen bir tarafı var bu işin. Hiç gözükmüyor. Ki gözükmemesi lazım. Göründüğü zamanlar o işin anlamı kalmaz. Çünkü ben genel başkanım. Stratejik düşünmem lazım ve derinlemesine düşünmem lazım. Ya sırtınızda yumurta küfesi var. Yok. Bekara karı başamak kolay derler ya. Kolay olur. Bırakıp gidersin. Sıkıntınız var ama. İki dakikamız var. Buyurun. Reklama gideceğim. Bu soru da sizinle ilgili program yaptığımızda çok geliyor. Bunu cevaplarınız ama bir daha söyleyeyim. Ferit Otoğlu yazmış. Başkanın kaç ineği var Recep Bey? 13,5 TL sütün fiyatını ballandıra ballandıra anlatıyor demiş. Kusura bakmasın. 50 küsur ineğim var.
Tamam. Nasıl kravatlı görünce inek sağmayı bilmiyor gibi falan. Bak, ben onu bir ara söyledi, çok üstüme geldiler. O zamanlar ailevi bir sıkıntı vardı. Başkasının ağırına ineğe bakıyordum. Bak, oradan öğreniyorlar, buraya yansıtıyorlar Türkiye'ye. Evet. Aslında bir sosyal medya ben, şu anda çok güçlü. İnek sağarken bir görüntü verin bence ya. Yani. Ben dedim ki şu Kızılay Meydanı'na gelsinler. Eğer bütün başkanları toplasınlar, inek kim sağayamazsa elden başkanlığı bırakacak. Ben varım. Eyvallah. Hiç. Aslında bunu yapmak bugün lazım. De varım. Ya bak, ben Kızılay Meydanı'nda olmaz da. Nerede ama isterlerse bak. Vallahi Kızılay Meydanı'nda. Bir gün tarım masasını bir kırsalda bir yere kuralım. İnek sağdıralım. O kadar. Size. Şimdi bir arkadaş gelmişti. Bana yine anlatıyor böyle. Biraz çok biliyor. O da veterinerdi. Hatta dedim ona sen ne zaman, senden falan önce dedi hayvancılığa başladım. Nasıl dedim? Yani sen dedi ben çok senden önce başladım. Dedim ya sen dedim sepetle gübre attın mı? Hayvan gübresi. Durdu. Veteriner hem de. El arabasını attı. El arabasına demiyorum dedim. Benim çocukluğumda el arabası yoktu Recep Bey. Biz hayvan gübrelerini böyle sehpanın üzerine koyardık. Doldurursun. Yarım doldurdu babam. Onunla giderdik. Gübre tepesi vardı. Oraya gidersin bir de devrilirsin üstünde. Kavak atarsın. Yuvarlarsın. Hadi gene sepet alırsın. Biz o günlerden geldik. Evet. Bana kimse hikaye okumasın. Yani okumasın. O sizin sosyal medyadan kravatlı öyle yok. Ben milleti temsil ediyorum. Dolayısıyla ben de ben çok bu mesela sıkılırım ama temsil ediyorum. Bir makamı temsil ediyorum. Evet. En iyisini yapmam lazım. Sizin de görüşlerinizde katılmadıklarım olursa söylüyorum yani, ama sıkıntı yok. Sonuçta sizin birçok bakış açınızı ben destekliyorum. Aynen. Hatta geçenlerde bir sordular. Ya Tevfik Keskin'i sen tanıyorsun. Söyledikleri doğru mu dedim ya. Doğruluk payı çok fazla. Farklı bir pencereden bakıyor. Çok da eleştiriliyor ama bakış açısını doğru bulduğumu söyledim. Reklama gideceğim. Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Sayın Nihat Çelik de izliyor. Edip Yıldız izliyor gördüğüm kadarıyla. Çok kişi izliyor. Burada okuyamadığım sorular var. Onu gelen bir reklamdan sonraki bölümde de okuyacağım. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Sayın Genel Başkan'a tüm sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Beraberiz. Tarım Masası Çiftçi TV'de Salı günleri canlı yayın devam ediyor. Sağ olun sizlerin desteğiyle de ciddi bir izleyici kitlemiz var. Ama Çiftçi TV'de birçok program var. Her hafta programlardan birisini de yine Tarım Masası'nda bahsedeceğiz ki Tarım Masası reklam dönüşü Çobanın Sesi programının fragmanıyla yayına girdik. Çobanın Sesi Küçükbaş Hayvancılık'ta çok önemli bir program. Sevgili Ömer Mırçık sunuyor. Çarşamba günleri saat 22'de hem gündemi değerlendiren konuklarıyla Küçükbaş Hayvancılık'ın tüm problemlerini de tüm çıplaklığıyla ekranlara getiriyor. Çobanın Sesi'ni ben izliyorum. Siz de izleyin. Çarşamba günleri saat 22'de. Evet Sayın Genel Başkan. Tekrar programa başlayalım. Desteklemelerden bahsettik. Evet. Bahsedeceğiz. Desteklemelerde istenilen düzeyde mi destekler? Neler olmalı? Değil. Neler olacak? Değil. Buyurun lütfen. Şimdi burada tabii bir kesim var. Desteklemelerin süt fiyatına böyle eşleştirilmesi gibi böyle görüşler var. Şunlar var. Ama desteklemeler bizim savunduğumuz her zaman ayrı tutulması. Evet. Neden? Bu ben Sayın Bakanımıza, Baka Yardımcımıza hepsini anlatıyorum. Hazine tarafına da anlatıyoruz. Yani bu sadece çiftçiye verilen bir para olarak görülmemeli Recep Bey. Tamam, verdiği zaman çiftçiye destekleme veriyoruz. Tamam, doğru. Benim cebime giriyor o para. Fakat karşılığında başkaları ne kazanıyor ona da bakmak lazım. Yani burada devlet
kayıtsızlığı, yani merdiven altı tabir ettiğimiz kayıt dışılığı önüne geçmiş oluyor. Yani bu bana verilen, yani üretici olarak da bana verilen destekleme çarpanlarınla beraber tüketiciye ulaşana kadar devletin ciddi bir katma değeri oluşuyor. Evet. Ve şu anda 50 kuruş destekleme çok düşük. Onu anlattım. İnşallah bu Bakan Bey bunu açıklayacak. Yakın zamanda herhalde Mart ayı içinde bu yerel seçimlere kadar diyelim. Gerçi seçimle alakası yoktur onun da, bu takvimi var. O Mart ayı içinde herhalde büyük ihtimalle süt desteklerimiz, buzağı desteklerimiz ödenecek. O rakam da, buzağı destekleri belli, onların kademeli 751-2'ye kadar gidiyor. Ama süt desteği şu anda belli değil. Ekim, Kasım, Aralık ayı kaldı. Bunun da rakamını Bakan Bey tabii onu takvimle açıklarlar. Çalışacaklar. Tabii. Yani onu söyledik. Şu anda 50 kuruş yetersiz Recep Bey. Neden yetersiz? Zaten müstahsil kestiğin zaman, içindeki rakamlara baktığı zaman bağ kuru, stopajı, vergisi, şu su, bu su, KDV'si 1 de olmuş olsa Recep Bey, aşağı yukarı bağ kurla birlikte 40 TL'ye falan geliyor. Yani 40 kuruşa falan geliyor. 40 kuruş civarında. Adam niye yani müstahsil makbuzu alsın? Hani örgütler, biz mecbur kesiyoruz, tamam. Bizim kayıt dışı bizde olmaz asla. Ama serbest piyasada çalışanlar kendi nam ve hesabını, adam niye makbuz alsın? Sanayici diyor 50 kuruşu bekleme. Yani alıcı diyor ki 50 kuruşu bekleme. Al sana, ben vereyim 40-50 kuruş daha burada. Ne bekliyorsun sen 3 ay veya 6 ay? Niye bekleyeceksin deyip bu kayıt dışılığı arttırmış oluyor. Sağ böyle dönüyor. Sağ böyle, işin gerçeği. Tamam, baktığın zamanlar bu belki gözükmüyor ama zaten bizim sıkıntımız şurada. Siz buradan bir şey yaptığınız zamanlar sağda uygulamasını, uygulama karşılığını bilemiyorsunuz eğer, aşağıdakiler zahmet çekiyor. Bizim sıkıntımızın bir tanesi bu zaten. Üreticimiz anlayamıyor. Şimdi burada da devlet üreticiye süt desteği veriyor. Tamam, üreticiye veriyor. Ama neler kazanıyor? Oraya bakacaksın. Benim, dedim ya az önce de, bizim üreticinin sırtından veteriner, sütçüsü, yemcisi, şurcusu, herkes kazanıyor. Eyvallah, gözümüz yok. Ama beni kaybederlerse ne olacak abi? Beni hiçbirisi kazanmamış olacak. Ve burada da devlet bunu bana verirken sadece bana para veriyormuş gibi bakmamalı. Devletin kasasına ciddi para giriyor. Çünkü nereden biliyoruz? Biz bu merkez bile olarak süt kayıt sistemini tutan ilk örgütüz biz. Bizim üzerimizden bakanlık süt desteği veriyordu. Oradan biliyoruz. Hı hı. 500 lira destekleme vermişti. Devlet 1,5 milyar lira gelir elde etti. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Bu tamam, bizim benim için önemli ama devlet için de önemli. Yani bu kurumsal sanayici için de önemli, tüketici için de önemli, herkes için önemli. Burada ne oluyor? Kurumsal sanayici tabii müstahsil kesmek zorunda ama merdiven altı tabir ettiğimiz veya yan sanayi, şunlar bunlar ufaklar diyelim, bunlar kayıtsız yapabiliyorlar. Kayıtsızlığı arttırmış oluyorsunuz. Ama ben makbuz alırsam üretici olaraktan yukarı kadar, tüketiciye kadar çarpanlarla beraber dediğim gibi ciddi bir gelir kaynağı oluyor. Bunun için biz desteklemelerin arttırılmasını şiddetle istiyoruz yani. Onu anlattım o zaman zaten. Şu skort olayını hemen burada konuşalım. Evet. Şimdi süt desteklerinin hem 50 kuruş olması, bir de süt desteklerinin sigorta şartı getirilmesi çiftçileri de ikiye böldü. Yani burada kayıt dışına biraz daha itici endişesi de var. Siz genel başkan olarak, üreticilerin genel başkanı olarak, evet, bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi şöyle, amacını aşıyor mu yoksa destekliyor musunuz? Şimdi o sözleşmede üretim de güzel. Baktığınız zaman eksik tarafı var onun. Hı hı. Ben çok ısrar ettim burada. Nedir? Onu hemen söyleyeyim. Teminat mektubu. Hiç kimsenin gündemini almadığı teminat mektubu. Bunu ben bakanlıkta çok ısrar ettim. Yani bakanlığın o tip sözleşmeye teminat mektubu şartını koymasını istedim. Hı hı. Ama o bakanlık şeye bıraktı. Üretici de sanayici arasına bıraktı. Özel hükümler vardır orada. Özel hükümler karşılıklı
Bu bir tip sözleşme. Karşılıklı ikimizin arasındaki evet. şeyli maddede biz yazabiliyoruz. Veya farklı biri üretici farklı yazabilir. Onda bir şey ama ben bakanlığın teminat mektubu verme şartını koymasını istedim çok. Neden? Yorsan olayı gibi. Bak çok önemli Recep Bey. Bu şirketler ben asla yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Yani bir şey demiyorum. Şirket kanunları çok fena. Yorsan mesela çok büyük firma özelleşti satıldı yabancılara hı hı. satıldı ve iflas ettiler. Ciddi paramız kaldı orada. Üreticilerimizin parası kaldı. Ciddi. Şimdi sen o süt miktarınla o parayı çarptığın zaman korkunç rakam çıkıyor şu anda. Recep Bey. Onun için burada bir işi yaparken tam sağlam yapmamız lazımdı. Yani bu teminat mektubu meselesi çok önemliydi. Bu sözleşme üretim önemli. Önemsiz diyemez kimse. Orada bizim üretici olarak çok tabii zaten toplantı yaptık bakandan. Benim tek çekincem teminat mektubuydu. Diğer şeyler hepsi iyi. Ve orada sigorta şartı var. Sigorta güzel bir şey. Neden? Normal hayatımızda da emeklilik sigortası biliyorsun yaşlılığımızda kimsenin ihtiyacımız olmasın diye hayat sigortası borçlu arkada kimse kalmasın diye işte hı-hı. trafik sigortası, kaskosu, şusu busu bir sürü sigorta var. Bu ürün sigortası da Recep Bey çok önemli bizim çiftçiler için. Fakat sahada karşılığı farklı. Algısı evet. farklı. Şimdi burada ben sigorta yapılmasından yanayım. Bakın hem de geniş kapsamlı yapılmasından yanayım. Antalya'da bir toplantı yaptık. Değerlendirme toplantı. Orada arkadaşlar hepsine söyledim. Biz sigortayı gerçekten sigorta için mi yapacağız? Yoksa destekleme almak için mi yapacağız? Bakın. Kritik soru bu aslında. Aynen. Buna iyi bakmamız lazım. Bizim çiftçilerimize, bizim örgütler olaraktan tabii eleştiri alabiliriz. Bunları göğüsleyeceğiz biz. Bir inek 120 bin lira oldu Recep Bey. 4 lira geniş kapsamlı sigorta. Dar kapsamlı işte şimdi tekrar bizim girişimlerimizden dar kapsamlı deyince bütün çiftliği yapıyordu. Buzağısını, erkeğini, dişisini yapıyordu. Hepsini yapıyordu. Şimdi sadece yani o inekleri yapabiliyorsunuz dar kapsamda. Sağmalı. Sağmalı yapabiliyorsunuz. Fakat dar kapsam adı üstünde. Kasko da mesela veya trafik sigortası da içinde bir sürü şeyler var. Ya kimisi, bu dar kapsamlı trafik sigortası mı diyor? Yani bu dar kapsamlı sadece yani hastalıkları almıyor içine. İşte sel felaketinden yılan sokması işte yemden zehirlenmeyi falan alıyor. Ama geniş kapsamlı dediğimiz sigorta bütün hastalıkları alıyor. Şimdi hastalandığı zaman ölürse sigortadan para alıyorsunuz. Yani bunu %80'ini alıyorsunuz. Yani en azından 100 liralık bir inekte 80 lirasını geri alıyorsunuz. Bugün hastalansa inek kesilse 25-30 lira para alıyorsun. Şimdi bu ineği yerine koyma şansın çok az. O fakir insanın yani 2-3 inek bakan adamın bunu yerine koyması çok zor. O zaman Sayın Genel Başkan burada iyi bir örnek verdiniz. Trafik sigortasını mecburen yaptırıyoruz. Evet. Yani trafik sigortasını hiç kimse isteyerek yaptırmıyor. Aynen. Ama kaskoyu isteyerek yaptırılıyor. Şimdi destek şartına bağlı olması yani sigortayı kerhan yaptırmak zorunda kalıyor veya ne destek veriyorlar da bana deyip kayıt dışına çıkıyor. Şimdi burada hastalıkları engelleyici olması, işte aşı şartları getirilebilir, birçok şey olabilir. Sanki biraz eksik kalan bir şey var. Yani rakam olarak da bir trafik sigortası bir araçta 4-5 bin lira, 7-8 bin liraya kadar rakam evet, var. Evet. Yani bu sigortada bir inek için verilen 4-5 bin lira sigorta parası çok olarak mı görülüyor? Evet, çok olarak görülüyor. Onun için ne olmalı? Yani şimdi 4 lira aslında 120 liralık bir ineği sigortalattığın zamanlar 4 lira çok para değil Recep Bey. Evet. Yani bu aslında 8 lira ama %50'sini devlet verdiği devlet için 4 lira. Yani bu sanki boşa giden paraymış gibi görüyoruz biz. Aslında öyle düşünmeyeceksin. Başımıza bunu. Bir şey gelmediği sürece. Allah muhafaza gelmesin. Ve benim yaptığımı 4 lira da boşa gitsin. Benim inanma bir şey olmasın. Ama olursa nasıl yerine koyacağız? Çok zor. 120 lira bir inek. Onun için burada devlet aslında üretici düşünerek hareket ediyor. Ama sağda
Öyle bak, şimdi bununla ilgili de çok belki size soru gelecek, bana kızacaklar yine. Basacağım şimdi. Ciddi kızacaklardır. Aşağıdaki üretici hepsi vallahi de billahi külfet olarak görüyor. Ben Bakan Bey'e söyledim bunu. Yani hepsi sahada öyle gözükmüyor. Burada yapılan doğru. Ve devlet buna destek veriyor. Ama bir de şu açıdan bakarsanız bir üreticinin Bağkur primi 7 bin lira civarında. Şimdi 7 bin lira Bağkur parasını ödeyemeyen çiftçi hayvanı sigorta ettirirken. Şimdi o başka tabii. İşte yani burada o başka, o başka. Biraz eğri oturup ya, doğru konuşmak tamam, lazım. Aklı. Şunu konuşabiliriz Recep Bey. Şunu konuşabiliriz. Yani biz bir inekten kazandığımız para yani az olduğu için süt fiyatları düşük oldu. O, tamam. Onu tartışalım. Doğru. İnsanlar haklı. Hı hı. Çünkü bu hayvan bakma, bir inek bakma, besleme kolay kolay değil. Meşakkatli iş. Tamam. Ama şimdi sigortaya baktığın zamanlar bu tarafa, bunun amacı başka. Şimdi burada tamam, bu çok 4 lira çok. O zaman ne yapacağız? Dar kapsamlı sigorta yapacağız. O da işte 500 lira inek başına diyelim. Tamam da herhangi bir onun şeyi karşılamıyor. İşte Allah korusun yangın, sel felaketi veya işte otlarken hayvan zehirlendi, bir şey olursa bunu karşılıyor. Bunu da kabul edeceğiz yani. Yapılacak bir şey yok. Devlet de bütün desteklemeyi buna bağlamış artık. Yani şimdi bu hayvansalda da bitkiselde de bu yapılacak artık. Artık oraya gidiyor iş. Tabii kanunlaştı bu. Yani bundan sonra yavaş yavaş oraya gideceğiz. Herkes. Şimdi buğdayı mesela yapıyoruz. Ayçiçeğini yapıyoruz bizim bölgede. Diğerlerini yapıyoruz. Meyveleri yapıyoruz. Yani don var. Kulaklık bir nevi var. Ne kadar ekmeği mesela o Konya, kadar köfte. Konya bölgesinde şey var. Verim herhalde pilot bölge uygulanmıştı orada. Verimle ilgili yani gelir kaybınla ilgili. Benim çok istediğim bir sigortadır bu. Yani ben sütte mesela süt fiyatları düşük kalıyor, yeme zam geliyor. Benim gelir kaybım düşüyor abi. Ben bunu eleştireceğim. Ben bunu söyleyeceğim tabii yani. Ama bir sigortanın kötü olduğunu söylemek doğru değil. Bizim tamam bazısına göre doğru olmayabilir. Ama bize göre doğru değil Recep Bey. Bir inek değeri var. 120 liraya geçmiş bir inek. Onun için buna sadece destek almak için değil, gerçekten biz hayvanımızı ve sermayemizi, gelir kapımızı korumak için yapmamız lazım. Üreticilerimiz böyle anlaması lazım bu işi. Ve bunu da aslında ben şimdi bu ürün sigortası ya, süde yapılsın istedim çok. Yani bunu üreticilerimize mağdur olmasın. Ufak üreticiler tabii yanlış anlayabilirler bizi. Büyükler niye yapıyor abi? Bir çiftlikten bir ses duydun mu sen? Duymadım. Çünkü adamlar sermayeli koruyorlar. Bizim vatandaşımız, ufak üretici bunu anlamayabiliyor. Bakanlığın da mesela küçük aile işletmeleri, bu Sayın Mehteker döneminde şu konuşuldu. Köylüyle çiftçiyi ayırmak lazım. Yani çiftçi dediği tırnak içerisinde büyük işletmeler, köylü de küçük aile işletmeleri. Şimdi evrilme büyük şirketlere doğru dönüyor. Bu küçük aile işletmelerinin azalması ciddi bir risk değil mi? Kesinlikle. Yani bir pozitif ayrımcılığa hak etmiyorlar. Şimdi hak ediyorlar. En iyisini hak ediyorlar. Neden? Az önce bu desteklemede söylediğim gibi küçük aile işletmelerine 3 ineği ticaret işletmesi gibi bakılmamalı. Cumhurbaşkanı'nın yardımcımızın başkanlığında Tarım Bakanımızla birlikte orta vadeli programla ilgili toplantı yaptık. Ben de katıldım oraya. Ve şunu ifade ettim. Biz ufak aile işletmelerine ayrı bir destekleme vermemiz lazım Recep Bey. Çünkü büyükler zaten profesyonel çalışıyor. Onlar kazanıyorlar. Eyvallah bak kazansınlar. Ama biz sadece 3 inek bakan insana, yani 3 ineğinden geçilsin veya geçinemezse satsın manasında bunu görmememiz lazım. Böyle gören çok var ama. Bak görmemeli. Bak söylüyorum. Ben kaç seneden beri bunu savunuyorum. Ve şimdi benim 50 ineğim var. 25-30 tane buzağım var şu an. Buzak parası alacağız. 25 tane bu dönemde. 1 liradan alsa 25 lira. Bana bunu vermesin veya versin. Önemli değil. Ama 3 ineği, 5 ineği, 5 ineği kadar olanlara 1 lira değil 5 lira vereceksin. Buzağı başına. Ki aldığı parayla 3 inek olsun. O köyde yaşamını ve hayvan baktığını idame edebilmeli orada. Anlatabildim mi? Büyükler zaten 1 lirayı versen ne olacak, vermesen o adam zaten kazanıyor. Sütünü pahalı satıyor, her şeyi yapıyor. Ama ufağı hem bizim sosyal açıdan, yani köylerdeki insanları şehire göç etmemesi açısından, köyde kalmaları için ve geleceğimiz için, bakın
öyle bir şey ki yetişen çocuklarımızın ineğin ne olduğunu bilmeyecekler. Ama oraya babasına, dedesine gidiyor oraya, ufak çocuk görüyor, ineği görüyor, otlarken görüyor, bir şey yapıyor falan. Benim bir kameramanım vardı, oğlu köye gidiyor, köye götürüyorlar. Çocuk şeye, danaya köpek diyor mesela, ne kadar büyük buyur, köpek. Bak işte buyur, bakın bunun sadece 3 ineği olana, 5 ineği olana, ya yapmasın, ben bunu çok duydum bakanlıkta, çok eski ama, şimdi evet, yok o da. Evet. Çok duydum, ya 2-3 ineği olan da yapmasın. Yanlış bunlar. Bakın şehirleri yaşanmaz hale getirdik. Köyler boşalıyor. İnsan kalmadı. Onun için bırak o insandan 2-3 hayvan yapan dursun orada. Ver adama parayı. 5 lira ver buzağı başına. 5 lira. Sütü desteklemesini. 3 lira ver abi. Ona farklı ver. 1 liraysa süt desteklemesi, 50 kuruşsa ona 3,5 lira ver. Adam alsın. Ve orada yaşasın. 3 inekle 5 inekle. Onun gücü o kadar. Evet. Yani onun gücü var dedi. Şimdi ben de isterim 1000 tane ineğimi yapayım. Ben de 100 tane hayvanım var. 100 başın üzerinde. Tamam da ben 1000 tane hayvan ben bir nasıl yapacağım abi? Bana diyorsun yap. Nasıl yapayım ben? Öyle olmuyorsa. O 3 inek de. Tabii bu arada da son yarım saatimiz. Eyvallah. Çok soru var. Tamam. Şimdi hayvancının en büyük problemi girdilerin evet, yüksekliği ki bunlarda da %40 ile %60 arası yem işgal ediyor. Evet. Siz merkez birliği olarak bir üretim yaptırıyorsunuz. Kendi markanızla hayvan yemi yapıyor. Bu konuda biraz konuşalım. Bir de indirim kart var. Hemen peşinden evet, de onu konuşalım. Şimdi buyurun. Recep Bey, tabii biz vatandaşlarımız diyor ise belki bizi yetersiz görüyorlar. Bir iş yapmamış görüyorlar ama öyle değil. Ben çok bilirim köyde süt paramızın kaldığını, işte değerinde satılmadığını çok gördük ya, yaşadım ben onları. Hı hı. Ama şimdi çok şükür böyle paramızı alıyoruz, en iyi değerden satmaya çalışıyoruz, sütümüz kalite yapıyoruz. Şimdi burada geldiğimiz noktada en son bunları geçtikten sonra bizim en büyük girdi kalemimiz bir tanesi yem, biliyorsunuz. Bizim yem fabrikamız yok. Yem fabrikası o, hani olması lazım mı? Olması lazım diye düşünüyorum. Fakat bu ticaret öyle bir şey ki tarım kredimizin var. Mesela Trakya Birliği, Fişika Birliği, Panko Birliği, bunların yem fabrikaları var. Niye mesela ucuza veremiyor diyorsun değil mi? Veremezler abi. Bir rekabet var, bir alım var. Şimdi ben burada da bizim örgütlerimiz sanayici olmasına ben karşıyım bir yerde. Hı hı. Biz üretici temsilcisiyiz. Biz mesela git bütün kooperatifte hepsi para alırsın, bir şey alırsın, faiz hemen işlerler. Bizim birliklerimizde o yok. Bak, bizim alışverişlerimizde işte vadeli şu alırsın ama faiz, kredi yok bizde. Ben yani bu yapının bizim ülkemizin gerçeği yani istediği bu. Şimdi mesela diğer örgütler hepsi tamam, kooperatifler, tarım satışlar, holding oldular. Yani başka tarafa duruyor. Tamam, çiftçi için faydalı, tamam da başka tarafa hizmet ediyor. Yani sanki çiftçiye hizmet etmemiş gibi olmaya başladılar. Onun için abi, çünkü o adamlar da ayakta durmak için, rekabet edebilmek için bu sefer ona göre fiyatlandırma yapmaya çalışıyor. Evet, arkadaşlar da o resmini şimdi, göstersinler. Eyvallah. Şimdi resmini. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Fabrikamız olmadığına veya yapamayacağımıza göre veya yapacak neyse. Hı hı. Biz ne yaptık? Kendi markamızı oluşturduk. Ve iş sahibi olmaması için Türkiye'nin bütün bölgelerinde olan Tarım Kredi Kooperatifimizden yem markamızı oluşturduk ve yem veriyoruz. Yani tarım süt bir değil mi? Süt bir yem. Evet. Süt bir markamızdan işte besi yemi, buzağı yemimiz var, süt yemimiz var, hepsi var. Bunları süt fabrikalarından tarım kredinin yem fabrikalarına direkt anlaşma yaparaktan bizim birliklerimiz üretim yapabiliyoruz. Çünkü neden? Hep şikayet ederiz biz. İşte sütün fiyatı artmasın ama yem de artmasın. Tam artmasın da senin yemin nerede? Mesela bunu da şimdi yeni başladık. Ben gezdiğim bütün bölgeleri. İşte o diyor kimisi pahalı, kimisi ucuz. Ya kardeş, bu kendi yemin. Bir oluştur abi. Bir piyasaya çık bakalım. Ondan sonra biz bakanlıktan isteyelim. Senin elinde sen hiçbir şey yapmamışsın. Bakanlıktan bir şey iste. Yem. Yemin. Kaç çeşit yem var? Sen özel sektöre mi çalışıyorsun? Üreticiye mi çalışıyorsun? Şimdi biz ne yaptık? Kendi markamızı oluşturduk. Ben çok değil. Yani en azından piyasada denge olmak için uğraşıyoruz. Recep Bey, yani üreticimize tamam belki daha kaliteli yem vardır, daha ucuzu vardır. Bunlar tartışılır. Ama biz ortaya bir marka çıkarmıştık. Bütün üreticilerin sahip çıkması lazım buna.
Ya çık buysa ben ne yapayım yani? Ne yapayım yani? Evet. Ve bunun yanında bir kart yaptık. Bunları ben çok uğraştık. Hemen o kartı da bir konuşalım. 5 yıl uğraştım o kartla. Şimdi bankanız yok. Bu olması mümkün değil. Biz dağınık üreticiyiz. Keşke olsa. Keşke olsa. Yani olunca da tartışılır. O gene başka. Şimdi bir faydamız olması lazım üretici. Ne yapacağız? Hı hı. Yani faydamız olması derken şöyle birlik, beraberlik olmanın menfaatini görmesi lazım bizim üyelerimiz, üreticilerimiz. Evet. Ya onu yapmaya çalışıyorum ben. 5 yıl uğraştım. Şu kartı yaptık. Şu kartı yaptık Recep Bey. Şunu kendimize ait bir süt bir kart bu. Hı hı. Ciddi bir uğraşma verdik buna. Yani bunun bir yazılım sistemi var. Kart basan firması var. Ve bunun içine şu anda bir onu söyleyebiliriz Total firmasından anlaşma yaptık. Yani bu kartta bunu kredi kartı ekliyorsun. Nakit de değil. Nakit de yok. Kredi kartı ekleyip anında puan falan değil. %3 indirim alıyoruz. %3 ya. Şimdi ben almışım mesela 2 defa aldım. Bir tane 1000 liralık aldım. 30 lira hemen bu karta geçmiş. Yani bunu ben herhangi bir ATM'ye bu karttan o parayı çekebiliyorum. Ödemeyi kredi kartına alıyor. Parayı buraya aktarıyor. Ne güzel bir şeymiş. Şimdi 30 lira. Tamam 30 lira belki senin için çok para değil. Ama hepimiz için düşünsene 250 bin 300 bin üreticim var benim. Herkes 30 lira kazansa peki, ne olur abi? Kaç kart verdi şu ana kadar? Şimdi başladım ben. İlk başta kendimde başladım. Şimdi 10 bin dağıtacağız ilk etapta. İlk başta kendi ilçemde başladım. Böyle üreticilerimi dağıtma. Çünkü görmem lazım pilot, problemlerini. Evet. Çünkü birkaç problem oldu. Mesela burada bir bankayla anlaştık biz. İş Bankası'ndan. Onun ATM'lerinden hiçbir lira para almadan para çekebiliyor bu. Biliyorsunuz A Bankası'na, B Bankası'na para çekerken kartlardan bir ufak para kesiyor ya. İş Bankası'nda hiç almıyoruz. İş Bankası'nda biz anlaştık. Ufak da değil kestiği. Sana işte onu bankacılarla konuştuk. Bakın onu evet. Diyeceğim zaten. O 0,01 kuruşlar var ya ve o ATM'lerde bankalar en çok para oradan kazanırlarmış. Hı. Onu söylediler. Ama o 0,01'ler çok büyük bütçe oluşturuyor. Şimdi biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Ve ben şimdi bir firmayla anlaşmışım. Petrol ofisine geliyor. Arkasına şimdi. %3. Çok reklam borcu birikti ama firmalar. Şimdi %3 oradan da alacağız Allah kısmı derse. Ama amacım şu. Bir potansiyel oluşturup birlik beraberlik içinde mesela petrol ise petrol, akaryakıt ise akaryakıt, yem ise yem, gübre ise gübre ve bunun pazarlık gücümüzü artırmak istiyorum Recep Bey. Yani üreticiler de birlik beraberlik olmanın menfaatini görsünler istiyorum. Evet. Yaptım bu. Hızlı hızlı sorulara geçelim. Yalnız bunlara küçük cevaplar verelim. Çok soru var. Sosyal medyadan gelen soruları da okuyacağım. Şimdi Avrupa'da bir çiftçi eylemi her tarafı sarıyor. İşte Fransa'da, Almanya'da birçok ülkede var. Bu Türkiye'ye sıçrama ihtimali nedir? Türkiye'ye sıçramaması için üreticilere neler yapılması lazım? Şimdi tabii bu desteklemenin artırılması lazım. Yani ürünlerin bilhassa harman zamanı dediğimiz bitkiselde bilhassa değer fiyatta üretici ezdirilmemesi lazım. Yani TMO gibi kurumların sürekli müdahale olması lazım. Yoksa tüccarın serbest piyasanın inisiyatifine bıraktığınız zamanlar çiftçi mağdur olur. Bir. Bu akaryakıt konusunda bunlara dikkat etmek. Yani desteklemeler işte akaryakıta ne yapıyoruz? Destek veriyoruz. Gübreye destek veriyoruz. Bunlar düşük kalmamalı. Yani aynı oranda, zam oranında bu desteklemeler de artmalı. Yani az önce dedi sütte olduğu gibi ürün desteklemelerinde de eğer sen desteklemeyi düşük kalırsa kayıtsızlık başlar onda da. Bu destekleme çok önemli. Kayıt altına alma devlet için de önemli, çiftçi için de önemli, herkes için önemli. Bu çok önemsenmeli. Bunun belki art niyetli düşünenler olabilir. Devlet takip edecek. Bunda bir şey yok. Yani 99 kişi doğru yapıp da bir üretici yanlış yapıyorsa 99 kişiyi de bir üreticiyi gibi görüyorsan bu yanlış. Evet. Onun için asla ve asla destekleme artmalı ve fiyatlar maliyetlerin üzerinde yani sürdürülebilir fiyatlarla üretimin sağlanması lazım. Peki Antalya Çalıştayı'nda Sayın Bakan Yumaklı'nın da katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirdiniz. Evet.
Bu çalıştayı da yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Eyvallah. Ne konuştunuz, hangi kararlar aldınız? Bu yeme içme işi zaten çok şey, eyvallah sağ ol. Böyle bir şey yok da. Beleştiriliyor ya, 5 yıldır ya otellerde yapıyorsunuz. Ya böyle bir şey yok aslında, biliyor musun? Yani bak yemin ediyorum, yani ben evimde kalmayı tercih ederim. Bak, onu ben de tercih ederim. Ama vatandaş bilen bilmeyen oraya, ya oraya gidiyorsun, ben gittim. Gece saat 1-2 oldu. Sabah toplantılara katıldım ve döndüm geri, biliyor musunuz? Hı. Yani dayanılacak gibi değil ama vatandaşımız öyle görüyor. Şimdi orada raporlar, bak şurada hemen, hı hı, sizin vasıtanızdan bunları konuşabiliriz. Mesela çalışma grubun bir tanesinde süt üretiminde sürdürülebilirlik korunması, iklim değişikliği piyasası, istikrarın sağlanması ve maliyetler. Rapor hazırlanmış. Yani kimse boş durmuyor Recep Bey. Onları bizimle paylaşacak mısınız? Paylaşabiliriz. Tamam. Sıkıntı yok. Mesela iç bir konsey, bir grupta iç ve dış ticaret, pazarlama, üretici örgütlerinin faaliyetleri konuşulmuş, tartışılmış, yazılmış buraya. Mesela çiğ süt ve sağım hijyeni, sütün kalite kriterleri ve üreticilerin eğitimi demiş. Mesela bu burada konuşulmuş ve biz bunu yaptık, biliyor musun? Ve şurada neredeydi o? 6 meslekte. Mesleki 5 yıldan beri uğraşıyoruz onunla. Ha, mesleki yeterlilik belgesi. Tabii, mesleki yeterlilik belgesi vereceğiz üreticilerimize. Süt toplama, depolama 2 meslekte, 6 meslek, bir de çobanlık da var. Tabii o çobanlık farklı, koyun keçinin işi, ama bu akredite olmak, mesleki yeterlilik ve protokol şartlarını yerine getirme biraz zor bir şey. Bu 6 meslek bizim sınıflandırmasını yaptık. 6 meslek ve onların standartlarını belirledik Recep Bey. Yani şimdi bu nasıl? Çok güzel devlet burada bir şey yapmış. Yani milli eğitimin, eğitimin olmadığı, yani diplomasının olmadığı meslekler var. Bunları da ne yapıyorsun? Bu mesleki yeterlilik kurumu vasıtasıyla kapatmış oluyorsunuz. Ben de mesela bu çok kendimi geç burada, geç kaldık görüyorum. Yani bu çobanın veya sağımcının, hayvan bakanın bir sertifikası ve değeri işte yoksa, bu sefer ne oluyor? Kız da vermezler, bir şey de vermezler gibi olmuş oluyor. Aslında çok değerli işler yapıyoruz biz. Ama bir belgen yok, bir şey yok. Bu sefer ne oluyor? Değersiz hale gelmiş oluyorsun. Mesela biz onu yaptık. Başladık ve ilk belgelerimizi verdik ve belgelerimiz uluslararası geçerli. Hı hı. Bütün her yere geçerli. Onu vereceğiz yani. Çünkü başladılar bizi herkes arama. Yurt dışına gidecekler, bir arıyorlar bizi mesela. O var mesela burada. Biz bunu yapmışık. Orada konuşulmuş bu. Hı hı. Ondan sonra ne var? Şurada süt karşılığı yüksek spesifik ürünlerin tamamının yurt içinde üretimi. Mesela sütle ilgili ürünler. Onlar konuşulmuş burada. Bunları yani işte yemek yeme diyorlar ya insanlar, öyle değil. İşte burada hep beraber bunları şey yapıyoruz. Görüşmüş oluyoruz. Ben yani, hayvan sağlığının korunması. Ya olsun ama güzel yediğiniz şeyler. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, neler gördünüz derler. Şimdi ya. Şimdi bunları söylemekle doğru yapıyorsunuz. Neden? Çünkü kamuoyunda böyle anlıyor kimileri. Hı hı. Veya işte biri birine söylüyor. İşte burada yiyip içe. Ya yok öyle bir şey. Biz işin içinde 30 yıldan beri öyle bir şey yok. Mesela ne olmuş? Hayvan sağlığının korunması ve hayvan hastalıklarının etkin mücadele edilmesi konuşulmuş. Rapor edilmiş. Bunlar rapor edildi. Ve bunlar bakanlık bunları konuşulup ona göre yön verecek. Peki burada şimdi bakanlığın işte Sayın Pakdemli döneminde de bir çalıştay yapıldı. Şura yapıldı. Şuranın işte madde madde madde, en son maddesi işte şu tarihte tekrar toplanılması. Eleştirilerde şu oldu, bu maddenin hiçbirisi yapılmadı. Sadece bir sonraki dönem toplantı yapılması konuşuldu. Karar gerçekleşen o. Bu alınan kararların uygulanıp uygulanmayacağı. Mesela ben şu soruyu hemen bağlayarak bunu şey yapayım, vaktimiz de çok daraldı. Daha bir kulak küpesi problemini işte çözememişken böyle işte basit bir konuyu, hayvancılığın, tarımın yapısal problemlerini çözebilir miyiz? İşte yani. Ya da bunları takip olabilecek miyiz? Şimdi en azından şu hale getirmişik bu sefer. Sizin dediğiniz doğru, bakan değişti, genel müdür değişti, hep yeniden değişiyor. Bizim tarımcı olaraktan, hayvancı olaraktan en çok sıkıntı çektiğimiz konu bu. Yeni gelene tekrar anlatıyorsunuz. Olmaz ki böyle. Bu olmamalı. Bakan Bey kararlı bu konuda. Yani onu zaten toplantı amacı o. Dedi bir kere dedi bu yapalım biz bunu çalıştayı. Bir kere uygulayalım, bir daha kimse dedi bunu bozmak istemesin dedi. Yani bozmasın dedi yani.
bizim dedi memleketin ki politikası. Sayın Yuvakli'yi bu konuda çok istikrarlı görüyorlar. Evet. Yani ben birçok bakanı eleştirileri de duyuyorum ama Sayın Yuvakli'yi daha prensipli, daha olayların üzerine giden birisi olarak nitelendiriyorlar ama Sayın Yuvakli'yi ben programa davet edeceğim. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Sizin nezdinizde buradan muhakkak dinliyorlardır. Sayın Bakan'ı bırakın. Sayın Bakan'ın basın danışmanına ben birisini aradım. Bir haftada zor ulaştım. Bir diğeri henüz daha dönüş yapmadılar. Sayın Yumaklı'nın işte Çiftçi TV bu sektörün en büyük kanallarından birisi, tematik kanal. Tarım Masası da bu konuda tevazu sahibi de olmayacağım. Bir marka değeri olan bir program. Sayın Bakan bize değil de farklı ana akım medyada olayı, işi bilmeyen programlara katılmayı tercih ediyorlar. Bu konuda da ben serzenişimi bulunmuşum. Tabii o sizin şeyiniz, o görüşünüz. Biz tabii ona bir yorum yapmamız doğru değil ama şu var Recep ama Bey. Çıkmasını tavsiye edersiniz. Ya tabii ki çıksın yani. Ona evet. Bir şey çıkar yani. Bakan Bey aslında bakın yani birçok şimdi bir kere şu var. Biz ben 7. bakan, kendisine söyleyeyim, 7. bakana çalışıyoruz. Hepsi bakanlarımız değerli. Çünkü o Ahmet, Mehmet, İbrahim o değil, devletin bakanı. Tarımın bakanı. Hı-hı. Ama tarımın bakanı, ben şunu istiyorum. Yani bakan, genel müdür böyle değiştiği zamanlar arkadan çiftçiye, çünkü aşağıda çok farklı algılanıyor. Yani bunu öğrenene kadar, çiftçiyi anlayana kadar çok zaman geçiyor Recep Bey. Benim sıkıntımız burada ve onda kararlı görüyorum. Yani mesela, bürokratlar değişmemeli. Ya suçu yoksa vallahi değişmemeli. Çünkü aynı siyasi iktidar. Yani. O bir memurdur. Evet. Bakanın mesela o bir memurdur. Maaşını ekmeği için uğraşıyor. Bakanın zaten talimatı yapmak zorunda. Ama art niyeti, yolsuzluğu, busuzluğu varsa vallahi hemen alınsın. Ben de dahil, bak başkan olaraktan. Benim de varsa beni de alsınlar. Eyvallah. Hı-hı. Buraları biz çok nacizelze makamlar, kurumlar, bunu korumamız lazım. Şimdi Bakan Bey şöyle bir özelliği var. Çok iyi dinliyor. Çok iyi anlamak için çok uğraşıyor. Mesela defalarca sormuştur. Mesela sorar. Böyle dedin, neden böyle? Sorar bana. Gerçekten bak. Acayip böyle. Sorar. Mesela bu şeyi bu süt soğutma masrafından dışarı çok defalarca anlattım. Aklı buldu beni. Bak aklını yedirmem orada. Allah var bakan yardımcısıyken ve bu 6 yıl uğraştığım bir şeyi yaptık. Ve üreticilerim de buradan bilsinler. Söz verdi dedi. Ben burada olduğum sürece bu böyle devam edecek ki doğrusu bu. Devlet açısından doğrusu bu. Sanayici açısından doğrusu bu. Üretici açısından doğrusu bu. Doğrusu bu. Hı hı. Bunu yaptı. Onun için bir şeyi, bunu da mesela bu toplantıda da alınan kararlar buna gitti. Bak şu anda bizde var Recep Bey. Raporlandı bunlar. Onun niyeti ve söylemi, herkes orada ama bak. Herkes çağrılmış, gelmeyenler gelmez. Hepimiz orada, herkes fikrini söyledi. Masaya oturdu herkes. Raporlandı. Ve bunların uygulaması bakanlıkta. Artık. Onlar bir şekilde uygulamaya koyacaklar. Bunlar takipçi de olmak lazım. Olacağız tabii ki. Süremiz tabii de ki doluyor. Kısa bir 10 dakika arkadaşlara da ben buradan söylemiş olayım, bir 15 dakika takalım programı. Olur, bir 15 dakika uzatalım. Uzatalım. Parası olan herkes hayvancılık yapabilmeli mi? Yapmamalı. Bu kriterler getirilmeli yapmamalı mi? Yapmamalı abi. Bir berber dükkanı açarken, berberler odasından izin alınırken parası olan herkes neden hayvancılık yapıyor? İşte. Yapmamalı. Bir hatamız burada oluştu. 2010'da, 2011'de Ziraat Bankası'nın 7 yıl sıfır faiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli o paralar. Yani baba onunla yani vermezler. Vermez. Aynen. Onu söyledim biliyor musun? O zaman genel başkan değildim. Trakya'da geziyorum. Ve üreticilerime söyleyeyim. Ya gelin alın. Yanımda insanlar var. Ya alın. Ya 5 tane 10 tane aldıramıyorsun. Almıyorlar. Ama onlarda da çok faiz fiyat olduğu da söylendi. O zaman mı? Evet. Hayır. İyi biliyorum. Dışarıdan gelen hayvanlar içeridekilerden daha ucuzdu. Öyle mi? Vallahi bak. İyi biliyorum. Çünkü örnekleri var. Bunu hepsini anlatabilirim. Orada paranın hesabını bilenler, büyük çiftlikler hızlı bir şekilde kuruldu. Şimdi burada kontrolü vermek lazımdı bu parayı. Birçoğu da kapandı, bak onu söyleyeyim. Yürütenler yürüttü, yürütemeyenler, o krize dayanamayanlar, işi bilmeyenler. Peki bunu, bu tür çalıştaylarda bunu gündeme getirmek gerekmez.
gerekir. Bu gerçekten bence çok önemli. Yani artık zaten rastgele işletme açılamıyor. Böyle olmuyor ve bence de bu çok büyük işletmelere bu iş artık bu devletin zihninden de bu çıktı diye düşünüyorum. Evet. Çünkü neden? Aile işletmeleri önemli. Dünyada önemli. Bak. Evet. AB fonlarıyla yapılan ahırlar var. Bu hayvancılığa destek mi? İnşaatçılara mı destek? Ve birçoğu da şu anda kapalı. Ama bakanlık yine bu ahır yapımı için hibeli çağrıya çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana parayı versin ben ahır da yaparım, her şey yaparım. Ben para kazanırsam kendi ahırımı yaparım. Ben ona da karşıyım. Makine ekipmana da karşıyım. Şimdi baktığın zamanlar tamam iyi gibi gözüküyor. Yani devlet şey... Ürün para yaptığı sürece çiftçi, gerçek üretici bunun hepsini yapar. Ama sen ne yapıyorsun? Çiftçi bu AB programlarını bilmem ne bilemiyor veya akılcı yani oraya ulaşamıyor bir şekilde. Ama birileri bu işi yapıyor. Ne oluyor? Değişik insanlara bu sektöre sokmuş oluyorsunuz. Recep Bey. Evet. Şimdi ondan makine ekipman desteği var. Mesela makine ekipman desteği var. 100 tane 100 kişiyiz biz. Bir kişiye makine çıkıyor. 99 kişi mağdur oluyor. O makinenin gerçek değeri iki katına çıkıyor. İşte bunlar o yanlış işte. Yani çalıştaylarda bunlar konuşulmalı. Evet. Hayvancılığın sosyal medya fenomenleri var. Bunu sormazsam evet. Olmaz. Siz bir programda da dediniz ki ya da o konuyu hiç aşmayayım. Ama sosyal medya fenomenlerinin benim de eleştirdiğim yerleri, noktaları var. Sektöre, üreticilere etkileri nedir? Ya şimdi, siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle, şimdi bu programın içinde konuştuk. Sütün fiyatını 15 lira deyip de insanlar şirin gözükürüp de işte şöyle yapacağım böyle deme böyle olması lazım. Ama işin gerçeği var, doğrusu var. Tabii ki ben de istiyorum 20 liraya sütü satayım. İstemez misin yani sen? Yani herkes ister. Ama işin doğrusu gerçeği var. Geçmişten gelen bir parite var, bir hesaplama var, bilmem kurallar var. Biz onları hızlı ve düzgün uygulama çalış yapabilsek bunu. Bakanlığa o sözü almıştım ben mesela en son görüştüğümüzde. Tamam fiyatlar belki şey ya insanların yani korkuyorlar enflasyon var. Ondan sonra bu kazandığımız para bize yetmez gibi geliyor insanlara. Çünkü arkada yeme zam gelecek gibi düşünüyor insanlar hemen ki geldi dedi zaten. Ama şu var bakan beyin söylediği bize yani biz bundan sonra üreticinin mağdur olmaması açısından hızlı hareket edeceğiz dedi Recep Bey. Bu çok önemli bizim için biliyor musun? Yani fiyattan da bile önemli. Yani biz yeme zam geldi. Yani bir ay sonra, iki ay sonra süre zam gelecek diye böyle bir şey. Eğer geliyorsa hemen bunu güncellemek için uğraşacağız yani. Evet son bir soru ama soramadığım soruları da okuyacağım. Ondan sonra sosyal medyadan süre... Sosyal medya fenomenleri arkadaşlarımız tabii onlar değerlidir. Ben onlara bir şey demiyorum. İyi kullanıyorlar bu işi de. Tabii biz bunlarla toplantı falan da yaptım. Ben bunların gerçeğini hepsini biliyorum. Evet. Hiç bunlar kendilerini anlatmasınlar bana. Ben onları biliyorum fakat tabii bir kendilerini kullandırıyorlar. Birçoğunun da hayvanı mayvanı da yok. Ama bazen işte insanlara şirin istediği şey, benim bir büyüğüm vardı şunu söyleyeyim. İnsanlar işine geliyorsa Recep Bey yalan da olsa inanıyorlar. Hatırladın mı? Böyle bir durumda oluşuyor. Yani onun beğeni çünkü, almak, paylaşım almak, yani olmaz. Yani biz çünkü ben genel başkanım. Az önce dediğim gibi ben bazı şeyleri stratejik ve derin düşünmem lazım ve insanların görmemesi lazım. Evet. Onun için hemen şuradan yok. Belli başlı bir soru soralım. Sayın Recep Bey, Sayın Genel Başkan'a sorar mısınız? Bir süt üreticisi birliğinin üreticiye getirdiği katlar nelerdir? Bunu anlattı zaten. Yahya Yaman sormuş. Recep Bey bir de benim sigortayı bir sor. Ha ne var demiş Kadir Karagöz ama ne sigortası anlamadım. Hayvan yani. Sigortası mı acaba? Biraz geyik yapmış herhalde. Ya şey de yapıyorlar. Mesela güvenlikten çıkıyorlar falan bizde sigorta. Ya kardeş yarın bir gün devlet destekleme açıklanınca yüksek destekleme verecek burada. Birçoğu mağdur olacak. Yani pire için yorgan yakılmaz. Yanlış anlayıcılar üreticilerin. Bak buradan mağdur olmamaları için ya bu düşük de olsa bu sigorta yaptıysa en azından desteklemeden faydalansınlar evet. Yani. Ramazan Yıldırımcı bu süt gıda komitesi elini çekecek mi başkanım demiş veya çekmeyecekse yem ve gıda komitesine yemi de gıda komitesine bağlasınlar.
yani yemi kontrol altında da tutulmalı demiş. Şöyle onu cevap verelim. Buyurun. Yemi tabii kontrol altında devletin işi o. Onu biz şey yapamayız ama ben ürünün fiyatını sürekli yemle, yem artışı olduğu zaman üretim fiyatında güncellenmesini ben hızlı güncellenmesini ben uğraşıyorum. Onun için uğraşıyorum. Hakkımız var da yemcilerin hakkını başkası konuşsunlar. Tamam yeme mesela devlet yeme zam geldiği zaman arpa veriyor, mısır veriyor. Mesela öyle önlemler de alındı. Evet. Anlatabildim mi? Yani ama bizim orada esas yemle fiyat, süt fiyatının güncellenmesi, o çabuk güncellenmesi lazım. Hı hı. Kayahan Avcı yazmış. Sayın Başkanım, üreticilere süt bir kart, süt bir yem ve süt bir BEM hizmeti verdiğiniz için teşekkür ederim. Size iyi ki varsınız, maddi manevi yanınızdayım. Şimdi o demiş. Bilenler şimdi bunu farkındalar. Bu arkadaşlar geldiler, hı hı, bana anlattılar. Bak bilenler çok farklı. Bu yem, süt bir yem, süt bir kart, süt bir belgesi. Ya şimdi uluslararası geçerli bir belge yapmışız Recep Bey. Hı hı. Bu insanlara düşünmek veya değer katmak değil de ney bu? 5 yıl uğraştım ya. Bu belgeyi kazanmak için ve Süt Birliği, Merkez Birliği belge veren ve akredite olmuş bir kuruluş. Yani Süt Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan protokol imzalamışım ben. Evet. Bunu gerçekleştirmişim yani. Birçok soru var. Geçmiş olsun dileklerini de iletenler var. Ben de buradan teşekkür ediyorum takipçilerimize. Çok soru var ama çoğu işte süt fiyatı yani, olacak, süt fiyatı doğru, olacak. Doğru, süt fiyatı şu an 13,5. Bir şey olmayacak. Bunun üzerine kalite primi, yağ primi istesinler. Birlik başkanları örgütlenmeye önem versinler. Bakın örgütlenmezlerse, bak uğraşıyoruz biz sürekli. Ya örgütlenmeye önem vermek, örgütteki başkanın yanlış olmasına karıştırmasınlar. Bakın bir sürü birlik başkanı var. İçimizde vardır yanlış yapanlar. Ben mesela teftiş kurulu oluşturmuş bir genel başkanım. Birçok örgütte yok bu. Teftiş kurulu çok şeyden geçti. Neden? Rehberlik yapıyorum. Yanlış yapan varsa düzeltmesini istiyoruz yani. Ama sen oradaki vatandaş, üretici, başkan seçemiyorsa ben neredeyim yani, ne yapayım? Evet, seçecekler abi yani. Seçerken seçici hem olursanız. Evet. Yani bu mesele ben şeyde gördüm. Apartman duymuştum onu. Apartman toplantılı evet. Oluyor. Sen aidatlı çıkadıysa toplantıya katılmıyorsun. Olmaz ki. Yani, sen örgütlüğe müdahil ol abi. Ondan sonra git sahibi çık çok işine. Çok doğru bir söz. Yani apartman yönetimindeki toplantıya katılmayanlar burada bizi eleştiriyor. Olmaz, olmaz yani. Çok var. Olmaz abi yani. Evet, soramadığım sorular var. Son sözlerinizi alacağım ama tarımın STK'larında sadeleşmeye ihtiyaç var mı? Soracaktım. İnşallah bir başka programda sizinle bunları konuşmak istiyorum. Memnun etti her zaman. Et ve sütün ticari bir emtia olarak görülmesi çözümsüzlüğün sebebi değil mi? Yani et ve süt sadece bir ticari emtia değildirin. O tutturması gerekli. Süt yem paritesi kalıcı olarak nasıl uygulanır? Hayvancının destekleme modelinde neler değişmeli? Birçok soru var. Bunları da inşallah bir başka programda i̇nşallah. Soracağım. Son sözlerinizi alalım. Bir iki dakika zamanımız var. Sizin tabii buyurun. Çok teşekkür ederim size. Üretici uzun bir bana süre verdiniz. Böyle olması lazım. Bizim üreticilerimiz daha iyi anlaması için, tanıması için, haklarını araması için. Ben eleştirmeye açık bir insanım. Eleştirsinler. Ama eleştirilerde en çok kabul eden, hoş gören sıkıntı yok. Ama haksızlığa yani yapmasınlar. Bir dinlesinler, bir anlasınlar. Öyle eleştirsinler. Ve dediğim gibi her ben çalışmamı, her böyle derinlemesine stratejik yaptığım işleri kamuoyuna paylaşmam üreticilerin menfaatine değil Recep Bey. Ben şimdi bakanla ne konuştuğumu, nasıl olması gerektiğini her şeyi önceden söylersem olmaz. Olmaz evet. O zaman hakkını aramamış olurum. Onun için bir de şu var, geçmişi de bildiğim için üreticiler örgütlerine bilhassa süt birliklerine sahip çıksınlar. Ki savunuyorum, kooperatiflerimizin yapısı farklı, onlar farklı olması lazım. Damızlık birliği olması lazım. Bakın ama birilerinin ekmeğine peynir olmayacağız biz. Benim başkanlarım, arkadaşlarım hepsi, mevkidaşlarım hepsi çok değerli. Bakın. Ama birileri işte istedi diye onu öyle bu böyle demeyeceğiz biz. Süt pazarlama, kalite, kayıt. Süt bilinin işi kardeşim. Islah, damızlık bilinin işi. Beraber yapacağız. Evet. Süt toplama, kooperatifler toplasın, sözleşme üretim yapsınlar, silajcılık eksinler, hepsini yapsınlar. Buna böyle. Aslında çok fazla örgüt yok bizde. Ama sütte çok karmaşık. Yani
Pancar Kooperatifi süt işine girdi yani. Kardeş yani. Evet. Ya olmaz ki böyle. Programımızı bitireceğiz. Onun için ben üreticilerime buradan sabırla işlerini bırakmasınlar. Çok kaliteli, çok kutsal bir meslek yapıyor, çalışıyoruz. Ve ciddi projelerimizi anlattım. Mesleki yeterlilik olsun, kartı olsun, yem olsun. Bunlar sabahtan akşam olacak işler değil. Dediğim gibi bir kartı yapmak için 5 yıl uğraştım. 5 yıl. Mücadeleyi bırakmayacağız. Ben mücadele seven bir insanım. Mücadele ruhum. Üreticilerimin hakkını arayamama kapasitem bittiği an bu görevi bırakırım. Evet. Sayın Genel Ama Başkan. Herkes seçimde karşıma çıkıp da aday da olabilir. Sıkıntı evet. yok. Onda bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Şeref ediyorum. Sağ olun. Ne demek. Ben teşekkür İnşallah. Ediyorum. Size, ekibinize Allah razı olsun. Böyle güzel bir program. Çiftçilerimizi, üreticilerimizi, hayvancılarımızı aydınlatma açısından böyle bir zaman ayırdığınız için ben size teşekkür evet, ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugün Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Sayın Tevfik Keskin program konuğumuz. Önemli konuları konuştuk. Konuşamadığımız birçok konu var. Her zaman olduğu gibi yine sosyal medyada üslupta biraz problemimiz var. Bunun altını çizmek istiyorum. Üslubu biraz düzeltir. Sektörün problemlerini biraz daha incitici olmayan bir dille soru sorarsanız bu da daha çok verimli olacaktır. Yoksa apartman yönetim toplantısına katılmayan insanların dışarıdan bu şekilde ahkam kesmesi de çok kolay diye de bir savunma oluşur ki haklılar. Biz örgütlerimize örgüt başkanları seçerken eğer titiz davranmazsa yarın da hep başkanlardan şikayet ederiz. Size hizmet edecek başkanları seçin. Evet, kameraman arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İstanbul Reci'ye teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık.